Başka Açıdan'a hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Aki TV ekranlarından iyi akşamlar. Bu haftada inşallah bu programda 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gündemin önemli meselelerini, siyasi özellikle ve yine özellikle ekonomik gelişmeleri bu hafta değerlendireceğiz. Peki kimlerle? Hemen konuklarımı takdim edeyim sevgili izleyiciler. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Mehmet Ali Oğuz, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhaba, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muhittin Açıcı, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Yusuf Bey. Teşekkür ederim. Daimi yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir diğer daimi yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Kenan Alpay, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bugün sevgili izleyiciler açıklama vardı malumunuz, asgari ücretle ilgili taraflar açıklamalarda bulundu. Bir rakam telaffuz edildi. İşvereni temsil edenler 3100, işçileri temsil edenler 3900 şeklinde bir haber çıktı. Daha doğrusu konuşuluyordu hani o canlı yayında, sonra yine aynı canlı yayında bir rakam telaffuz edilmedi denildi. En fazla merak edilen konulardan biri bu. Asgari ücret ne kadar olacak ya da nasıl bir zam alacak, devlet destekli mi olacak? Ekonomiyi konuşuyoruz dedik. Kur, döviz ve artış, faiz indirimi akabinde piyasaya yansıyanlar, zam haberleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında sık sık vurguluyor. Özellikle stokçulara dikkat çekiyor. Dünkü konuşmasında da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra stokçuların gözlerinin yaşına bakmayacağız. Gereken cezayı vereceğiz. Devlet bunlarla mücadele edecek dedi. Tabii burada da ayrışılıyor. Ya da muhalefet özellikle üretime dikkat çekiyor. Deniliyor ki yeterli üretim yok. İthalat var. Girdi maliyetleri var. Dolayısıyla bunlar evet dövizin artışından olabilir ama ithalat var zaten diyorlar. Döviz artınca da maliyetler artıyor deniliyor. Cumhurbaşkanı da özellikle açgözlülüğe ve stokçuluğa dikkat çekiyor. Önemli bir konu. Bir diğer konu da yine bu ekonomiyle ilgili tartışmalar var. Son dönemde Türkiye şu anda bir Çin modeli mi uyguluyor? Çin modeli nedir? Bunu da konuşacağız ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasındaki o el hareketi, onun öncesinde de geçen hafta Cuma bir TÜİK gerilimi yaşanmıştı. TÜİK rakamları açıkladıktan sonra CHP Genel Başkanı TÜİK'e gitti. Bu kimilerine göre baskın olarak nitelendirildi. Kimilerine göre de TÜİK o kapıyı aşmalıydı ama randevusuzdu sevgili izleyiciler. Tabii TÜİK niye randevu vermedi? O da ayrı bir tartışma konusu. Market rafları özellikle yağ sıkıntısı mı var? Yoksa stokçuluk mu var? Yine aynı kapıya çıkıyor. Hepsini konuşacağız inşallah. Önce ekonomiyle başlayalım. Vatandaşın asıl gündemiyle Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Ali Oğuz, bir kez daha hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Tabii neresinden başlasak? Döviz mi desek, dövizin yansıması mı desek, stokçuluk mu desek, zam mı desek, asgari ücret mi desek? Bunların hepsi bir paketin içinde evet. Aslında. Tabii ki bunların hepsi birbirlerine bağlantı şeyler. Ama Türkiye'de şu an yaşadığımız kriz bugün çok kısa bir süre içinde çıkmış bir kriz değil. Bu krizin habercileri çok daha önceden, yani hem ülkemizde yaşanacağını hem de yönetimindeki bazı hataların yapıldığı zaten söyleniyordu. Fakat bu işte biraz Türk alışkanlıklarından Türk insanın alışkanlığından kaynaklanıyor herhalde. Kolay atlatılır diye düşündü. Fakat kriz her geçen gün büyüdü. Biz yeni bir siyasi parti olduğumuz için hem kendi siyasi görüşümüzle ilgili insanlarla yakınlaşmak hem de insanların bu sorunlarını dinlemek için çok gezen bir partiyiz. Bunu daha önceki programlarda da Sabri Bey'in programında da söylemiştim. Hı hı. Her gün, her hafta 3 il geziyoruz. Ve bu illerin ilçeleriyle beraber geziyoruz. Dolayısıyla orada vatandaşlara baktığımızda inanın bu televizyonlarda haber programlarına çıkan arkadaşlar, gazeteciler, siyasetçiler konuşuyorlar ya. İnanın vatandaş o konuşulanların hiçbiriyle çok ilgilenmiyor. Değil mi? İnanın öyle bir derdi yok. Vatandaşın asıl sorunu şu. Yani bir hafta sonra bugün aldığı pirinci aynı fiyata alabilecek mi?
Bugün beni buraya getiren şoför arkadaşla bunun sohbetini yaptım. Hı hı. Genelde alışverişleri ben yaparım. Kabzı mal çocuğu olduğum için üründen anlarım biraz. Hı. Dolayısıyla daha iyisini alma özelliğimden dolayı hep ben alırım. Bugün eve girdiğimde baktım masanın üzerinde pirinç var, işte bulgur var, işte nohut var falan. Allah Allah dedim. Destek paketi mi geldi bize? Hayırdır hanım bunlar ne dedim. Ya geçiyordum dedi. Her şey çok pahalanıyor diye alayım biraz bulunsun dedim diyor. Ha biz bunu yapıyorsak yani bizim evimizde bu ilk defa oluyor dedim. E o zaman millete şaşırmamak lazım. Ama o zaman başka bir sorun ortaya çıkar. Herkes bunu yaparsa arz talep işte, patlamak. Sorun işte, orada zaten. Ha, tamam. Sorun orada zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir markete bir ton şeker indiriyorsunuz. Hızlı bir şekilde tükendiği zaman diyorlar ki marketin rafları boş. O kadar çok alıyorsunuz ki markette kalmıyor. Onun için benim bu krizde vatandaşı ikna edemezsek, vatandaşı inandıramazsak, bu krizin sorunların nasıl çözüleceğini anlatamazsak, inanın bu sorunu vatandaş kendi içinde daha çok büyütecek. O zaman siz verdiğiniz örnekten şunu anladım ya da anlayamadım tam. Burada gerçekten bir kriz mi var? Kriz yoksa var. Oluşan bir panik havasının oluşturduğu bir kriz. Kriz var fakat bu krizi panikle büyütüyoruz. Hmm. Yani biz büyütüyoruz, vatandaş büyütüyor. Ama vatandaş kendine göre haklı. Her gün televizyona baktığında yarın fiyat artacak, yarın fiyat artacak korkusuyla ya gelecek ay en azından masrafımı şimdiden kısmış olabilirim diye hızlandırıyor. Yani tüketiminden fazla ürün alıyor. E bu da bizim kriz olan krizimizi daha da büyütüyor. Ya vatandaş da bütçesine göre stokluyor yani. Haklı. Vatandaşta sorun yok. Ama bunu birilerinin özellikle tabii ki yöneticilerin yani ülkeyi yöneten hükümetten birilerinin bu program diyorlar ama ben program olduğuna da katılmıyorum. Biraz mecburiyet gibi geliyor bana. Yani bazı şeyleri yapmak zorunda kalırsınız. Bunu böyle yapmak zorundaydık. Çünkü denediğimiz programların başarılı olmadığı ortaya çıktı. Bugün bunun o kadar iyi anlatılması lazım ki vatandaş dolar ne kadar yükselirse yükselsin, araba fiyatları ne kadar yükseliyorsa hiç önemli değil. Benim günlük tükettiğim, kullandığım, yememle içmemle alakalı olan ürünlere fazla zam gelmeyeceğini düşünerek tükettiği kadar aldığı zaman inanın gene bollaşacaktır her şey. Ama şu an benim bir gördüğüm bir şey var. Yani millet çok eskiden ben 70'li yıllarda görürdüm bunu. Memlekete telefon açıyorlar ya. Erişte var mı, bulgur var mı, çuvalla yollayın işte. Ha. Yani bu korku çok tehlikeli bir şeydir. Ben her zaman söylerim toplum rahatladığı zaman ki bazen şey derler. Ya bir tane genel başkan değişti ne oldu yani bir partiye ben niye başarılı oluyor? Ya da bir teknik direktör değişiyor aynı futbolcularla. O takım niye dün başarısızdı başarılı? Bu moralle alakalı bir şeydir. Türkiye'nin şu anda bir morale ihtiyacı var. Bir umuda ihtiyacı var. Ve kendilerini açıkça her şeyi anlatacak siyasetçilere ihtiyaçları var. Yoksa ben geleceğim yarın bir haftada bunu düzeltirim, iki haftada. Bu çok saçma bir şey. Hükümet anlatmıyor mu tam? Anlatamıyor. Hükümet anlatmıyor. Muhalefet de bundan yararlanarak çok abartılı tarihler veriyor. Mesela geleceğim yarım saatte bunu düzelteceğim diyor. O da olacak işte canım. Yani o karşıdaki ona da inanmıyor. Yani siz geleceksiniz iki saatte nasıl düzelteceksiniz? Çünkü onunla ilgili çözüm önerilerini koymanız lazım. Yani geleceksiniz iki ayda benim yapamadığımı siz nasıl yapacaksınız diye anlatmanız lazım. Biri yönetemiyor ya da yönetmek için yeni tedbirler alıyor. O tedbirlerin ne kadar süreceğini, ne kadar bizde bu sıkıntıları yaşayacağımızı söyleyemiyor, anlatamıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın dışında ferahlatıcı laf kullanan hiç kimse yok. Ben şahsen her akşam televizyonlarda bir hükümet ya da hükümetin içinde etkili isimlerden birilerinin ya da partinin içinde genel başkan yardımcılarından biri biliyorsa ama tabii bilgisi varsa, hı hı, bu konuya dahilse anlatması lazım biraz ya. Yani bu üstünü kapatarak olmaz böyle. Yani bir de biraz sonra değineceğiz herhalde ama yani çok bana göre Türkiye'ye hiç yakışmayacak bir söz. Yani Çin modeli, Çin'e benzemek filan. Yani Türkiye o kadar ileride ki, o kadar ya asfalta çıkmışız. Bizi tekrar işte toprak yola sokmaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil olması. Yani çünkü Çin modeli eşittir köle modeli. Ya bakın yıllarca bunu anlatıyoruz. Ben Çin'e kendim gittim. Ticareten orada işler yaptım. Ya adamlar 24 saat yediği işleyip aynı yerde evine gitmeden orada kalıyorlar. %80'i bisikletle gidiyor. Hı hı. Yani çok abartılı bir şey değil bu. Ben de çocukluğumda giydiğim için utanmam bundan. Göçmen ailenin çocuğu. Yamalı elbise giyiyorlar ya.
Ya dünyada nerede kaldı? Siz şimdi bunu Türkiye'ye bu modeli getirebilir misiniz? Uygulayabilir misiniz? Ben her zaman söylüyorum, Türkiye'ye 60'lı 70'li yıllardaki o modelleri bile getiremezsiniz. Yani Kuvayi Milliye, Kuvayi Milliye o gün vardı. Bugün Kuvayi Milliye olmaz. Benim çocuğumdan da Kuvayi Milliye olmaz. O günkü ruhu bugün taşıyamazsınız. O ruhu o gün ruhuydu. Bugünkü siyasette çağdaşlığa, modernliğe, eğitime, bilgiye çok hızlı erişen bu genç nesil artık sizden hikaye dinlemek istemiyor. Onun kendi doğrularına bakış açısı var. Bugün toplumun içinde genç arkadaşlarımız, inanın gittiğimiz bütün şehirlerde üniversiteler var. Ve oranın çocuklarıyla sohbetler ediyoruz. Hı hı. Ben onların abilerinden biraz daha bile büyük, belki babalarının yaşındayım. Ama onlarla sohbet ettiğimde o heyecanlarını, bakışlarını anlıyorum. Çünkü ben de Galatasaray takımına transfer olduğumda büyük abilerle oturup, Yasin abilerle, Gökmen abilerle, ya bu iş nasıl olacak? Bunu nasıl çevirebiliriz? Buradan bu pozisyonu nasıl alırız diye konuşuyorduk. Hiç umutları yok, biliyor musunuz? Yani bizim o zaman bir umudumuz vardı. İşte bir transfer olsak bir ev alırız, arabayı değiştiririz ya da işte ne bileyim bir arsa alırız. Ya bu çocukların böyle hiç umutları yok. Onun için hiç kimse şaşırmasın, kızmasın. Hani eleştiriyorlar ya bazen, çok lüks telefon kullanıyorlar. Ya hayal kurabileceği bir tek telefonu kalmış zaten. Bir tek bunun hayalini kuruyor. Başka hayal kuramıyor. Türkiye'ye dahil başka inanın hayal kuramıyor. Bir tek telefonun modelini değiştirme hayalini kuruyorlar. Bu kadar kötü mü ya? Ya bakın siz buradan bakıyorsunuz. Bilmiyorum geziyor musunuz ama ben gezdiğim şehirler işte mesela çarşamba günü Diyarbakır'a, perşembe günü Muş'a gideceğiz. Algı mı böyle? Gerçekten böyle mi size göre? Bakın kötülüğün sebebini gene söylüyorum. Bir günde olmadı bu. Bir haftada olmadı. Bir ayda olmadı. Umut kaybı oldu. Yani artık inanmıyorlar. Yani Türkiye'nin ekonomisinin düzeleceğine inanmıyorlar. Hep tedbir almak peşinde herkes. Hatta Cumhurbaşkanımız dün söyledi herhalde, uçakta söyledi. İşte dedi elinizdeki paraları yastık altında bulunan paralarla dedi katılın dedi, ticarete katılın dedi, yatırım. Çünkü insanlar bu tedbir alıyorlar. Herkes artık bankadaki parasını bile çekip onu evinde saklamaya bile gidiyorlar. Bankadaki parasını, çünkü dün bir bankacı arkadaşımla konuştum. Banka batar korkusu bu. Banka batar korkusu değil tabii ki. Banka batmaz ya da bankadaki parasına bir şey olmaz ama tedbir olarak dikkat çekmemek işte korkuyor ya. İnsanlar böyledir. Türk insanı eşinden bile pantolonumu getir der, cebinden parayı kendi vermek ister. Eşinin eli girmesini ister. Osmanlı kültürüdür yani. Türk insanı böyledir. Dolayısıyla hesaplarını birileri tarafından bilinmesini ister. Bir mal satmıştır, bir araba satmıştır, ev satmıştır, arsa satmıştır. Bunun Türkiye'yi yönetenler tarafından görünmesin, bilinmesin isterler. Böyle gizliliği severiz biz. Bizim mesela Türkiye'nin ilk 100 zengini, 500 zenginin isimleri yazar eskiden. 5 tane, 10 tane ismini gizli tutardı. Şimdi geçen 100'e baktığımda 47 tane ismini gizleyen vardı. Ya 47 kişi ismini neden gizliyor sizce? Çok kısa bir sürede, çok hızlı zengin oldukları için mi? Yoksa birileri, çevresindeki insanlar, ya sen nereden buldun bu kadar serveti dediği için mi? 47 kişi ilk 100 zenginden ismini gizli tutuyor. Helalse, doğru yoldan kazandıysa Allah vermiş, niye gizlesin ki? Başımın gözümün üstüne öyle kazandıysa sorun yok zaten. Öyle sorun yok. Ama ben ekonominin Türkiye'de hissedilmesinin daha da ötesinde korkuya döndüğünü görüyorum. Korkuyor insanlar. Yani peki, gelecekten korkuyorlar. Teşekkür peki, ederim. Teşekkür ederim. Sayın Açıcı, sizinle devam edelim. Sayın Oğuş bir panik havasından bahsetti. Böyle bir panik havası var mı? Varsa sebebi ne? Evet Yusuf Bey. Öncelikle bizi izleyen aziz insanımıza hayırlı akşamlar olsun diyorum. Ben duayı önemsiyorum. Hani duanız olmasaydı Allah size ne diye değer verirdi ayet-i kerimesi var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu zorlukları, sıkıntıları, kederleri, hüzünleri Ankara'yı bu zaman bertaraf eylesin, gönüllerimize inşirah eylesin duasıyla başlamak istiyorum. Şöyle, yani Türkiye'de olup bitenler veyahut da gördüğümüz şey hep karamsar tablo olarak nitelendirmek veyahut da öyle dile getirmek, bu şekilde olayı karikatürize etmenin çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bir artı yönü var, bir de eksi yönü var. Ben biraz buna bahsetmek istiyorum. Şöyle, evet piyasalarda sıkıntı var. İnsanımızın alım gücünde
kahreksereyet fevkalade düşüş var. Bunun nedenleri var. 2002'de mevcut iktidar, yani AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin gayri safi milli hasıla geliri 220 milyar dolar. Pandemi öncesi bu 850 milyar dolara kadar çıktı. Veriler böyle. Şu anda da işin erbabını dinlediğimde 680-700 milyar dolar civarında bir gayri safi milli hasıla gelirimiz var. Yani buradan baktığınızda büyüyen bir Türkiye fotoğrafı görüyoruz. Bunlar ütopik şeyler değil. Elinoğlu'nun bize gösterdiği resim falan değil. Bizim kendi hakikatimiz. Yani vatandaşın cebine niye yansımıyor diyor. Onu söyleyeceğim. Hı. Yani önce artıdan bahsedeyim ki sonra eksi ve sonra ideal olması gereken şeylerle alakalı bir müzakerede bulunmak istiyorum şahsen. Bu devletimizin gücüyle doğru orantılı Türkiye'miz Kafkaslar'da operasyon yapabildi. Efendim birilerinin müsaadesiyle falan oldu diyorlar. Ben birilerinin müsaadesiyle falan olduğu kanaatinde değilim. De facto Türkiye'nin gücüyle doğru orantılı olduğu kanaatini taşıyorum. Yani Azerbaycan'ın kronik çözülemeyen problemlerini çözebilen bir Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin 3 kat iktisaden güçlü oluşuyla doğru orantılı diye düşünüyorum. Hakeza etrafımızdaki operasyonları, tekrara girmeye gerek yok, burada çok sarf ettik bu sözleri. Yani dolayısıyla Türkiye bu noktada mesafe kat etti. Mesela bizim milli başına düşen milli gelirimiz, yani kişi başı milli gelirimiz bir ara 12.000-12.500 dolar civarındaydı. Şimdi de işte 6.500-7.000 dolar civarında olduğu söyleniliyor. Ama 2002 yılında bu 2.200 dolarlar seviyesinden aldık. Gayri safi milli hasıla gelirle doğru orantılı yani rakamlar. Peki sorun ne o zaman? Sorun şu. Türkiye büyüyor. Gayri safi milli hasıl olarak da büyüyor. İşte kişi başına böldüğünüz zaman milli gelir olarak da büyüyor. Ama gelir dağılımında adaletle alakalı sıkıntının olduğunu görüyoruz. Yani şu Türkiye'nin bir kesimi alabildiğince imkan ve müktesebat sahibi oldu, imkan sahibi oldu, fırsat sahibi oldu. Ama geniş kitleler aynı fırsattan aynı oranda istifade edemediler. Özellikle bu son döviz kurunun artışıyla bu fark daha da açıldı. Yani şimdi ihracatla meşgul olan kitlenin durumdan bizar olduğunu söylemek olup bitenden haberdar olmamak da doğru orantılıdır diye düşünüyorum. Yani vatandaş yurt dışına ihracat yapıyor, kazanıyor. Efendim dövizci kazanıyor. Efendim kuyumcu kazanıyor. Efendim elektronik eşyası olan kazanıyor. Efendim stokçu kazanıyor. Yani üretici bu noktada yani un üretiyorsa vesaire şey üretiyorsa kazanıyor. İthalatçı kazanıyor. Yani bu kesimde problem yok. Öyle az uz efendim metreyle ölçülebilir falan bir kazanç değil. Ultra bir kazanan kitle var. Tam da burada işte Çin modeli korkusu toplumu endişeye sevk ediyor. Haklı olarak. Çünkü Çin modeli dediğin şey şu. 1,5 milyar 1.600-1.650 diyen de var. Yuvarlak ortalama 1,5 milyar nüfusu var Çin'in. Bu 1,5 milyar Çin'in 1,5 milyarlık nüfusun 80 milyonu olağanüstü imkanlara sahip. Yani ultra zengin toplumun kalburüstü eleman kesimi. 400 milyonu kendi yağında kavrulan ortalamanın üstünde standartlara uygun dünyayla efendim boy ölçüşebilen arzu ettiği şeye imkana fırsata yani arzu ettiği şeyi elde edebilen bir kitle 400 milyonluk ama geriye kalan 1 milyar insan efendim işte makarnayı kaç gram yersem pilavı kaç gram yersem efendim işte eve gitmeden yoldan tasarruf edersem diye solucan hayatı yaşıyor. Dolayısıyla o modelin
Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın onu kastettiğini sanmıyorum. Yani üretimle onu kastetti. Ama toplumun anladığı anlamda bu model Türkiye'ye uygun bir model değil. Dolayısıyla Türkiye'mizin imkanları artıyor. Hatta şöyle Yusuf Bey, mesela bizim 30 milyar, 32 milyar dolardan hatta 28 milyar dolar olduğunu söyleyenler var. 2002 yılında ihracatımız var. Şu anda 220 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye. Yıl sonu itibariyle de 260 milyar dolardan zannediyorum, değil mi? Bahsediyorlar. Yani bu rakamlara ulaşılabileceğini falan bahsediyorlar. Arzu edilen seviyenin gerisinde, şöyle arzu edilen seviyenin... Özür dilerim, temel problem zaten bu değil ki. Yani siz dediniz ama olumsuz tarafından da bahsedeceğim. Şimdi izleyen adam şunu diyordur asgari ücretliyse. Ya kardeşim, ben 2825'le afaki konuşuyorum. Afaki konuşuyorum. 100 paket süt alıyordum. Şimdi 45-50 tane alıyorum. Peki bu olay niye? İhracat artıyor, zenginleşiyorum da ben niye fakirleşiyorum? Şimdi bu artı taraf, artı taraf bu. Şöyle, sadece dolar üzerinden de değil. Çünkü doların da kendi içerisinde enflasyonu var. Aslında dolar üzerinden işte 2002 ile memurun, işçinin, emeklinin, dulun, yetimin veyahut da işte küçük esnafın aldığını mukayese ediyorlar. Doğru bir uyarlama değil bu. Zira kendi içerisinde enflasyon, yani efendim işte bulgura vurduğun zaman, pirince vurduğun zaman, efendim fasulyeye vurduğun zaman, una vurduğun zaman, şekere vurduğun zaman, temel gıdalara vurduğun zaman mevcut emtianın çok daha pahalı olduğunu görüyoruz. Yani insanımızın alım gücünde düşüklük var. Şimdi toplumun sorguladığı şey de bu. Yani devletimiz büyürken, bir kesim olağanüstü imkanlara sahip olurken, ihracatımız artarken, savunma sanayinde Türkiye yani göz kamaştırıcı bir noktaya geliyor iken, hakikaten öteki Türkiye'den dünyanın saygıyla, hürmetle yad ettiği bir Türkiye gerçeği de bir realite. Yani işte Amerika ile bilek güreşi yapan, Rusya ile bilek güreşi yapan, Avrupa Birliği'ne hadi oradan diyebilen bir Türkiye gerçeği varken, ben neden bundan istifade edemiyorum sorusunu soran milyonlarca insanın ızdırabı, derdi, sıkıntısı, kederi ve soruları istifhami soru işareti olarak önümüze koyduğu hayatın gerçeklerine çözüm üretmek siyasetin birincil vazifesidir diye düşünüyorum. Partinizin çözümü yok. Yani çözüm şu. Yani Büyük Birlik Partisi yani, bu konudaki tespiti ne? Fırsat eşitliği noktasında imkanların eşit ve adil paylaştırılması lazım. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Mesela üreticimizin işte mazotuna özel tüketim vergisi, değil mi? Hı. Adı üstünde tüketim vergisi, yani özel tüketim. Yani jet ski mi deniliyor? Efendim işte özel botlar mı deniliyor? Yatlar mı deniliyor? Vesaire şey. Efendim bundan almadığın şeyi çiftçinin, üreticinin benzininden, mazotundan, akaryakıtından almayacaksın. Almayacaksın, üretimi destekleyeceksin. Bir de şu, maliyeti düşüreceksiniz ya. Tabii ki maliyeti düşüreceksin, teşvik edeceksin. Bir de şu Yusuf Bey, mesela üretici şimdi hasat mevsimi, narenciye bahçesinde mandalinayı 1 liraya hatta 0.50 kuruşa satamadığından bizar, işte görüyoruz. Yani 0.50 kuruşa satamıyorum diyor. Ama ben sosyal medyada geçen paylaştım. Girdim markete, 11.90 kuruş. Yani 12 lira. Yani vatandaşın ürettiğinin 0.50'den baz alırsan 24 katı, 1 liradan baz alırsan 12 katı sonuçla tüketiciye geliyorsa, burada bir denetim sorunu var. O zaman şu. Denetim yani, mi, sistem mi? Şimdi çiftçinin bütün malını, işte yine afaki konuşayım, 3 tane büyük tüccar alıyor. Daha sonra bu tüccar o elindeki malı istediği gibi ya az ya çok piyasaya sürüyor ve fiyatlarla da istediği gibi oynuyor.
Yusuf Bey burada... Çünkü mal kendi elinde. Yusuf Bey tam da burada, mesela ben Karadeniz'de olmam hasebiyle söylüyorum. Kabzım alalım. Mesela... Diyeyim ben size, öyle olmuyor. Tamam, dönüşte soralım. Bizim orada derler ki yani şuna değil de neticeye bak. Netice itibariyle üreticinin yüzünün gülmediği, cebinin para görmediği, ürettiği için memnun olmadığı bir hakikat ortada. Ben Karadenizliyim, orduluyum. Geçen sene fındık 28,5 liradan tüccar tarafından satıldı. Yani üretici fındığını 12. aya, 1. aya bekletirse, hı hı, devletimizin toprak mahsulleri ofisinin alım fiyatının 3-4 lira üstünde olur. Her zaman böyledir. 2 dakikanız var. 3 aşağı 5 yukarı. Geçen sene 28-28,5 liraydı. Şimdi gübre fiyatları 5 kat artmış. Doğru. 5 kat. İşçi maliyetleri 8 liradan 80 liradan, yani bir önceki seneye 240-250 lira ya çıkmış. Dolar işte takdir edersiniz %100'ün üzerinde değer kazanmış. Fındık ne kadar şimdi? Gene 28 lira. Yani üreticinin malı, o da üreticinin cebinden, yani tarlasından giderken 28'e satmadı. Tüccarın elindeki fındık 28 lira. O zaman şu, devletimiz burada 3 tane 4 tane kökü dışarıda İtalyan yabancı şirketin olağanüstü bir imkan devşirmesine mani olacak. Benim anladığım sosyal devlet şudur. Bu malı alacak, muhatabımız devlet, devletimiz olacak veyahut da Sanayi Bakanlığı olacak veyahut Ticaret Bakanlığı olacak veyahut Tarım Bakanlığı olacak. Karşı tarafa vatandaşın ürettiğinin onun cebinde para olmasına müsaade vermeyecek. Sonuç alacak. Alması gerekir. Ötesinde mesela bu yağ, Sayın Başkan bana katılmadı ama ben görüşümde ısrar ediyorum. Devletimiz isterse bunu yapabilir. Bu yağ, Türkiye tarım toplumu. Dünyada kendi kendine yetebilen. O eskidendi. Şimdi hayvancı diyor ki ben 10 bin liraya çoban bulamıyorum. Olay sadece ekonomik değil ki, psikolojik, sosyolojik bir sürü boyutu var. Bunun beldelerin kapanması, mahalle olması bile hayvancılığa çok büyük engel. Yani 10 bin lira veriyorum diyor, çoban yok. Mezralara gidemiyor. Bunun birçok nedeni var. Şöyle, i̇şte o yüzden diyorum. Şöyle çok mesela boyutu. Basit bir şey söyleyeyim. Burada ben Cumhur İttifakı'nın bileşeni bir siyasi hareketin genel başkan yardımcısı olarak bardağın hep boş tarafını göstermeyi doğru bulmuyorum. Siyaseten de stratejik hata olur kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla lafımı seçe seçe söyleme ihtiyacı hissediyorum. O da şu, mesela bir ilimizin ilimizi vermeyeyim. Vali Bey muhtarları topladı. Zannediyorum bir ay kadar önce. Dedi ki, ben dedi filanca yere gittim. Orada bir mermer fabrikası var. Mermer fabrikasında 4000 lira maaş veriyor işveren ama işçi yok. Yani olmaz ki dedi herkes. Bu konu önemli. Dönüşte konuşalım. Hemen şunu bitireyim. Çok kısa. Peki. Uzatmayayım. Tamam. Kardeşim eski dönem değil. Siyah beyaz televizyonların olduğu dönem değil. Veyahut da işte köyünde köy halkıyla, köy sakinleriyle meşgul olan bir dünya yok. Bütün dünya şunun içerisinde bugün. Herkesin her şeyden haberdar olduğu dijital çağda yaşıyoruz. Bilgisayar çağında yaşıyoruz. Hemen her gün, yani aynı zamanda Yeni Zelanda'dasın, aynı zamanda Amerika'dasın, aynı zamanda Kanada'dasın, aynı zamanda Berlin'desin, Bonn'dasın, aynı zamanda buradasın, aynı zamanda köyünde, kentindesin. Hemen her şeyden haberdar. Şimdi şu, imkan ve müktesebat sahibi eli uzun olanların çoluğu, çocuğu, müdür, genel müdür, iş adamı, sanayici, olağanüstü imkanlara haiz ve sahip 2 milyonluk, 3 milyonluk arabaya biniyorken sen 4000 liraya Anadolu çocuğuna toz yutturamazsın. Burada da nasıl kederde birsek berabersek, hani tasa falan diyorlar ya,
tasada, hani Türkçe bir kelime değil tasada, bir ve berabersek imkanların, fırsatların bölüşümü, paylaşımı noktasında peki, da aynı imkanlara sahip olacağız. Teşekkür ederim. Dönüşte yine devam ediyor. Bitiriyorum. Ali İhsan Bey, acaba bu fiyat artışında şu da etkili olabilir mi? Hep ihracat diyoruz ya. Şimdi bir elinizdeki ürünü, kendi yerli ürününüz de olsa mesela yumurta, dışarıya ihraç edersiniz. Dolayısıyla iç piyasada da talep varsa fiyatlar otomatikman artar. Ama biz de diyor ki daha fazla ihracat yapacağız, biraz dayanacağız, sonra da bu kuru ayarlayacağız. Ama bir taraftan da fiyatlar artıyor. Böyle bir tezat var. İkincisi de stokçuluk. 2018 yılından beri biz yanılmıyorsam stokçuluğu konuşuyoruz. Referandum 2018'de olmuştu herhalde. O günden bu yana. 2017 referandum, 2018. 18'de bu olaylar çıktı. Yani bu stokçuluk 3 yıldır niye engelleyemiyoruz? Şu an altyapı hemen hemen hazırlanmış, bitmiş durumda. Yani stokçuluğu önleme noktasında ilaçtan başlayın. Herhangi bir ürüne varıncaya kadar Maliye Bakanlığı olsun, diğer bakanlıklar olsun, artık bir tuşla kimin elinde ne kadar mal var görebiliyor. Fakat serbest politika, serbest piyasa dediğiniz kapitalist sistemin de belki öngördüğü sistemde henüz daha devlet bunu işlerliğe kazandıramadı. Sayın Cumhurbaşkanı dün dedi ki bunun adı serbest ticaret ya da serbest piyasa olamaz dedi. Olamaz. Doğrusu da öyle ama yani kapitalist sistem dediğiniz zaman, serbest piyasa dediğiniz zaman serbest piyasayı sömürecek mutlaka insanlar çıkacak. Bunu kötüye kullanacak insanlar mutlaka çıkacak. Dolayısıyla bunu bir şekilde frenlemek gerekir. Düne kadar bu konuda bir ihtiyaç hasıl olmamış olabilir. Çok üretmişsinizdir veya ihracat yapmıyorsunuzdur, ihracata yönelmiyorsunuzdur. İhtiyaç doğmuyordur o serbest piyasanın dizginlenmesi noktasında. Ama şimdi ihracatla büyüyelim dediğiniz noktada belli sıkıntıları yaşıyorsunuz. Geçen sene bu zamanlar yumurta 1.20'ye kadar çıkmıştı ihracat sebebiyle. Sonra 80 kuruşa, 70 kuruşa kadar indi. Bunu az önce bunu vurguladım. Evet. 70 kuruşa kadar indi. Şimdi tekrar 1.40'a çıktı. O zaman ihraç yapmayacağız. Bunun disiplin altına alınması lazım. Devletin bu işi ya bize tamam lazım, dolar lazım, şu lazım, bu lazım, döviz lazım eyvallah. Ama benim vatandaşıma da ben 70 kuruştan bilemedin 75 kuruştan yumurta yedirme vazifem var deyip bu işi bir disiplin altına alacak. Alacak. Yani ya şunu yapacak. Ya şu an şu kadar yumurta üretimimiz var. Bunun %30 artıracak noktada bir teşviklerini planlayacak. İşlerini de karşılayacak. Onu da diyecek ki bunun da %20'sini ihraç edin. %10'unu da fazladan gene iç piyasaya verin. Ya bunu yapacak veyahut da diyecek ki üretime teşvik edecek yani. Tabii Irak'a ihracat yapacağımıza biz Türkiye'nin içinde yani bir kısır döngü yaşıyoruz yoksa. 70 kuruştan mı yumurtayı alsın vatandaş? 1.30'dan mı alsın yoksa ihracatımız mı artsın? Neresinden bakarsanız bakın. Ali İhsan Bey çok özür diliyorum. Yani karşılıklı hem şey olsun tabii, diye. Tabii tabii buyurun, buyurun. Sözünüzü kestim kabul etmeyin lütfen. Buyurun. Saygımız hürmetimiz var. Estağfurullah. Yani ben sadece ihracatla doğru orantılı olduğu yani ihracat olduğu için fiyat artışı olduğunu kabul etmiyorum. Yani mesela bizim şu andaki mandalinamız mandalina bu ya var köylünün elinde, üreticinin elinde, çiftçinin elinde kalmış bir zar. Yani limonunu satamadığı için bir zar. Nasıl markette 12 lira olur Yusuf Bey? Yani tabii tabii burada, zaten bu fiyat nasıl 12 sadece lira? İhracat kaynaklı 12 değil kat, mi? 24 kat fiyat olmaz kardeşim yani. Yani şimdi burada şu, bir komisyon kuracaksın. Ama burada Muhittin Bey özür dilerim. Ya bu, bunun taşıması var, köprü parası var, yor parası var, depo parası var, elektriği var, soğutma parası var, Yusuf, bağır da var, Yusuf bir sürü Bey, kalem Yusuf var. Yusuf Bey hepimiz iş hayatının şöyle böyle içinden geliyoruz. Sayın Başkan kabızı soracağım birazdan dönüşte. Kabzumallık yapmış bizden çok daha iyi biliyordur. Ama şu, hiçbir zaman bu efendim işte enerji maliyeti bir malın emtianın birebir değerinden daha üstün olamaz. Bunun yolu vardır. Yani Adana'dan İstanbul'a bir mal gelirken, ürün adı işte gelirken
24 kat pahalı olamaz. Olamaz kardeşim. Sadece şu. Yani bu malın, ya onu da anlatayım mesela. 11.90 bitiriyorum. Çok özür dilerim. 11 lira 90 kuruş pazar şeyde, markette. Ali İhsan Bey, biz beyefendi gibi eşimi aldım. Pazara gittim, Ümraniye'de ben paylaştım bunu. 3,5 liraya mandalina aldım. 2,5 liraya gittim, başka tezgahtan mandalina var. 11.90 liralık mandalinanın muadili. O zaman sorun şu. Bu pazardaki insan da bundan para kazanıyor, değil mi? 3 kuruş 5 kuruş para kazanıyor. 2,5 liraya satan da kazanıyor. 3,5 liraya satan da kazanıyor. Kardeşim denetim yok. Müeyyide yok. Nasıl var müeyyide? Atıyorum 10 bin tane şubesi var. Ticaret Bakanı bir ceza kesiyoruz. 10 bin tane şubesi var. Vesaire. Bak bu hepimizin derdi. Bu siyaset üstü bir şey. Ve ben bunun üzerinden de iktidarın yıpranmasını istemem Ali İhsan Bey. Alternatifinin ben olmadığını biliyorum. Alternatifin ne olduğunu görüyorum. Yani bunun üzerinden Türkiye'nin hırpalanmasını da doğru bulmuyorum. Bitiriyorum. Şu Ali Bey'in süresini aldık hep. Yani o verdiği için, gözüne de bakıyorum. Doluyor mu diye. Eyvallah. Ama ben Ali İhsan Bey'in Kenan Bey'den almayın, benden alın. Sizden alacağız. Ali İhsan Bey'in hakkında koruyayım. Çünkü hep ev sahibi değil. En az konuşan kişi oluyor. Bugün Nuri Bey'e de söyledik. Salacağız hakkını, biraz çalacağız dedik. Estağfurullah. Eyvallah. Yani netice şu. 10 bin tane şubesi var. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçi bahsetti. Zincir marketlerin. Siz buna en üst limit 800 küsür bin lira ceza veriyorsunuz. Yani fiyat işte artışındaki ihtikardan diyelim. Veyahut da mark mı deniliyor? Stokçuluktan. Ya 800 bin lirayı 10 bine böldüğünüz zaman market başı 10 lira düşmüyor. Market başı 10 lira düşmüyor kardeşim, bu ceza değil ki ya, bu sırtını okşama, ben sana ceza verdim ama yoluna devam et demenin bir başka adıdır. Bu olmaz. Olmadığı için böyle. Yani Türkiye, siz mesela tamam mercimeği ithal ediyoruz, şunu ithal ediyoruz. Etmesek de olur, üreticiden alacaksın. Maliyetin üstüne onu tatmin eden fiyatı alacaksın. Devlet alır, var kardeşim bunun pazarı satar. Ama şu yağı isterse devletimiz bu gece çözer. Bu gece. Yani bir yağ. Niye istemiyor? Yani öncelikleri var devletimizin. Bence bizi yöneten, bizi yönetenlerin. Özür dilerim, önemli bir konuya geldin. Siyasetçiyi ben seçiyorum, vergiyi ben veriyorum. Askerliği bu vatandaş yapıyor. Her türlü ağır yükü çekiyor. Ama Merkez Bankası başkanını değiştiremiyorsun. Bu ayrı. Yani öyle diyorsanız ama önceliği, vatandaştan daha önceliği ne olabilir? Çok sık değiştirmeye kalktığın zaman değiştirilemez diyor. Devleti yönetenlerin geç kaldığı kanaatini taşıyorum. Empati noktasında. Yani vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılarla alakalı geç hareket ettikleri kanaatini taşıyorum. Peki. Karşı tarafın oyu yükselmiyor. Küskünler ve kırgınlar topluluğunun sayısı çoğalıyor. Teşekkür ederim. Bu arada tabii Kenan Bey'in de süresini kalmış olduk. Estağfurullah. Ali İhsan Bey. Evet, Muhittin Bey'in bahsettiği cezalar düşük diyor. Bir kere önce medya olarak bizler ve toplum olarak, siyasi partiler olarak hepimiz bu konuda el vermemiz gerekir. Nasıl? Bu marketler zinciriyle ilgili 2020 yılının Mayıs ayındaki fiyat politikaları gerekçe gösterilerek, bakın 2021 değil, 2020'nin Mayıs ayındaki fiyat politikalarıyla ilgili bir soruşturma açıldı Rekabet Kurumu tarafından. O tarihlerde gazetelerin çoğuna bakın, ya marketlere bile ceza kesiliyor diye söylemler gelirdi. Ama yani politik, kendisine yakın AK Parti iktidarına yakın marketler de ceza yedi. Hepsi cezaydı. Yani şöyle bir eleştiri vardı. Polisiye tedbirlerle ekonomi düzeltemez. Ama işte olmaz. Yani siz büyüyen bir ülkeyseniz tamamen bunların eline siz
işi bırakamazsınız. İşte serbest piyasa dediğiniz şey, her şey dört dörtlük yürür, o zaman serbest piyasa dersiniz. Ama Muhittin Bey az önce farklı bir şeyden bahsetti. Devletin önceliği var dedi, bekliyor mu dedi yani? Ya devlet belki şu an bir günlük, iki günlük daha bekleyelim, üç gün, ben katılıyorum o noktada Muhittin Bey'e. Gerçekten devlet desek ki ayçiçek yağını kardeşim, ben bütün herkesin deposundaki fiyatları görüyorum, malların fiyatlarını görüyorum. Yarından itibaren ayçiçek yağını 13 liradan fazlaya satan litresini cezayı yer dediği zaman hemen hemen tamamı bugün piyasada artık öyle fişsiz mişsiz bir faturasız bir mal satışı diye bir şey söz konusu değil. Anında cezalar kesildiği zaman ki o cezalar da her bir satış için uygulandığı takdirde bu iş çözümlenir. Ama devlet şu an kendi üzerine efendim serbest piyasayı bozdular şeklinde bir algının oluşmasını da istemiyor. Hani konuştuk ya, benim fazla vaktim kalmadığı için söyleyemeyeceğim ama Çin modeli deniliyor. Çin modeli ne? Bir ucuz işçilik, bir de otoriterlik. Otoriterlik diyecekler. Ya 3 tane markete, 5 tane markete ceza kesilirken ki onların da çoğu AK Parti iktidarına da yakın kişiler tarafından yönetilirken, onlara ceza kesilirken bile vay efendim siz nasıl ceza kesiyorsunuz diye fiyat oynaması. Sen şu fiyattan sat, ben bu fiyattan. Ya ben bu ne yaptığını ispatlarım, kamuoyuna derdimi tam anlatırım, cezayı da keserim. Anlatıldı zaten. Ben size söyleyeyim, isterseniz video çekip getireyim. 6,5 lira bir markette gittim şeker. Bu hafta ya, cumartesi günü daha ya. Az önce 6,5 lira şekerin kilosu bir tanesinde, öbürsünde 9,5 lira ya. Hatta aynı markette, aynı markette 7,5 lira bir marka, 9,5 lira diğer marka. Az önce bir vatandaş attı. Kendisi çekmiş fotoğrafı. Marketleri gezmiş. Bir markette bir kaşar peyniri 56,95. Kaşar peyniri değişik aynı ama. Aynı 600 yani gramaj. Çok aynı marka. Kaşar bir diğer markette çok... aradaki farka bakın 30,79. Aynı markayı söylemesi farkı, lazım. Aynı marka, aynı marka. Aynı markaysa aynı tamam. Gösteririm. Eyvallah, eyvallah. Aynı markaysa eyvallah ama şekerde 3 aşağı 5 yukarı kalite farklılığı bu kadar %30 oranında olmaz. Kaldı ki aynı markanın Konya'da üretimi yapan bir şirketin ürününe bakıyorum. Bir markette 7,5 lira, diğerinde 9,5 lira. Bu kadar farklılık olmaz ama AK Parti iktidarı bunun şu an... Bunun sebebi ne? Yine kafasına göre mi etkiliyor? Hocam mal bitmişse, pahalı almışsa ne yapacak? Malı bitmiştir, elinde malı kalmamıştır. Diğeri nasıl ucuz almış? Hayır, onun elinde daha çok mal vardır, sermayesi vardır, 100 ton almıştır. Benim ama 10 tonum var, Mehmet bitti Bey, 10 tonum, yeni mal alacağım. Öyle zaman, düşünmek istiyorum. O zaman yani şu düşünmek fark istiyorum. Var, yarı yarıya mı fark bugün var? Doğru, doğru söylüyor ama Mehmet yani, Bey. Yani ticaretin içinde olan insanlar bilir. Şey ben 1980'lerde nalburiye işi yapan dükkanda boyayı, şu marka evet, boyayı evet koyduğum oradaki üzerindeki etiketle yerine gelecek malı hani fabrikadan direkt aldığım malı oturtturamıyordum. Şimdi ama şunu yapalım. Çizelim altını. Ama o zaman bugünkü programda çizelim. Adam haklı o zaman. 9, hayır haklı değil. Şöyle haklı değil. 9 Aralık'tayız. 9,5 lira diyorum şeker. 9,5 lira. Yarın aynı markayı 7,5 liradan satacak o market. Aynı market. Elinde var. Bugün, şimdi yenisinin geldiği için değil. Adam diyor ki ihracat var. Elindeki. Şimdi ihracat var. Biz fırsattan istifade bir şeyler yapalım diyor. Ve 7,5 liralık şekeri 9,5 liradan satıyor. Eğer gerçekten alımı arttıysa, bu 8 liraya, 8,5 liraya çıkartıldıysa eğer alış fiyatı yarın 7,5 liraya satamaz. Gene aynı örneği vereceğim. Patates 7 lira oldu bu ülkede. 2018 yılında denildi ki gübre, elektrik, mazot şu fiyat olduktan sonra patatesin 7 lira olmasına şaşırmayın dediler. Ama biz 3 sene sonra 2 ay önce 1,5 liradan alıyorduk patatesi. Şimdi de 4 liraya çıkarttılar. Az önce bir rakam telaffuz edildi mi? Ceza 900 bin diye. Şey söyledi galiba. 900 milyon bir eleştiri var. 900 bin değil 900 milyon.
Bu market cezaları... Market zincirini kastetmedi. Hayır. En yüksek 780 bin liraydı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız mevzuat yani yasa buna müsaade vermiyor. Genel olarak şu ankileri söylüyor Muhittin Bey. En düşüğü 62 bin liraydı. Hayır ben bilerek söyledim. Ha, daha önceki en düşüğü 62 bin küsür lira. En yükseği 780 bin küsür lira. Peki. Milyon değil yani. Milyon değil. Ama mevzuat noktasında... Ama bu marketlerin aldığı ceza değil. Bu Ticaret Bakanlığı'nın keseceği ceza bu. Ticaret Bakanlığı'nın keseceği ceza bir şey... Mesaj Hayır var. Kenan Bey, hiç söz vermedim. Öyle, 3 dakika tamam. var. Buyurun Kenan Bey. Dönüşte sizinle devam edeceğim. Tamam, şimdi yani çok keskin acilci çözümler yok. Hani bir gecede devlet istese. Bravo. Böyle bir şey yok yani. Yağ için denildi bu. Yağ için olsun, hiç mazot şey için olsun, fındık için olsun. Ne bileyim yani en basit şey neyse toplu iğne için olsun. Ya böyle bir çözüm yok yani. Ya fiyatları dünyanın her yerinde yükseldi. Yani nereden alacaksınız yağı? Rusya'dan mı alacaksınız? Brezilya'dan mı alacaksınız? Amerika'dan soya yağı mı getireceksiniz? Dünyanın her yerinde yükselmiş. Mazot fiyatları, benzin fiyatları bakın 10 lira oldu. Ne yapacaksınız? 11 lira oldu. Şimdi böyle hani böyle şeyleri söylemek hoşa gidiyor insan. Hani devlet istese bunu yapar ya da biz olsak şöyle yaparız falan deniyor ama... Yani yapısal problemleri böyle bir takım devletin ceza keserek, denetim yaparak efendim ya da alternatif bir takım kuruluşlar kurarak ben engelleyebileceğini düşünmüyorum. Bu olacak olsaydı bu devlet yıllardan beri benzer krizlere gitti. Nasıl çözer? Sadece bu da değil ki yani dünyanın her yerinde bu tür sıkıntılar oldu. Yani... Brezilya'da oldu değil mi? Hindistan'da oldu, Çin'de oldu. Ya onları geçelim, onlar 3. dünya ülkeleri. Fransa'da oldu, Almanya'da oldu, Hollanda'da oldu. Olmadı mı? Sokakları görmedik mi? Yani sarı yelekliler denilen hareket niçin ortaya çıktı? Madem hatırlattınız o zaman şöyle biraz konuyu açayım. Kenan Bey şundan olabilir mi? Salgın diğer adıyla pandeminin ilk başladığı günleri düşünelim. Aylarca fabrikalar kapalı kaldı. İnsanlar sokağa çıkamadı. Üretim yapılmadı. Ya biraz da bundan mı kaynaklı? Birçok faktör var. Şimdi mesela benzin, mazot fiyatlarının bu kadar artmasındaki temel saik. Yani pandeminin ilk zamanlarında enerji talebi çok azdı. Ve düşüktü fiyat. Düşüktü fiyat. Yani talep evet. Talep hatta azalınca. Üzerine para verecek. Tabii. Ama sonra tabii. Siz o dönem açmadığınız, çalıştırmadığınız fabrikalar için, işletmeler için... Ekstradan çalışma ihtiyacı olunca doğal olarak talep arttıkça fiyat da artıyor. Şimdi bu sorunu herkes yaşıyor. Almanya Rusya'dan aldığı gazın fiyatıyla mücadele edemiyor. Böyle bir şey var yani Almanya'nın enerji ihtiyacını düşünsenize. Şimdi bu açıdan bakıldığında benzer şeyi tarım ürünleri için de söyleyebiliriz. Ben hani bu kadar kesin ve keskin çözümler olabileceğini zannetmiyorum ama... Yani küresel anlamda bir takım piyasanın daralmasını, efendim kuraklık meselesini ya da savaş değilse bile savaşa giden bir takım bölgelerin getirmiş olduğu diyelim ki psikolojik etkileri göz önünde bulundurmak durumunda olduğumuz kadar acaba Türkiye'nin kendi içinde de bu manada yaşamış olduğu bir takım sıkıntılar var mı diye bakmak durumundayız. Siz sıkıntıyı marketten başlatırsanız o zaman hani devlet niye var sorusunu sormak durumundayım ben. Ama en yetkili ağız diyor ki stokçuluk var. Şimdi mesele stokçuluk mudur? Yani mesela benzinin fiyatı niye böyle oldu? Mazotun fiyatı niye böyle oldu? Elektriğin fiyatı niye böyle oldu? Kiralar niye bu kadar yükseldi? Vergilere mesela niçin %36 zam yapıldı? Reklam diyelim yine sizinle devam. Yani bu soruları... Hep birlikte sormak durumundayız. Yani sadece marketçiden başlarsak, marketçiliği bitirirsek biz en kolay iş marketçileri döver döver dururuz. Peki. Kısa bir reklam. Reklam dönüşü yine bu önemli konuyla devam edeceğiz. İkinci bölümle karşınızdayız. Bu bölümde de ekonomiyi konuşacağız. Sonra bu turdan sonra yani üçüncü bölümde de siyaseti konuşacağız. Kenan Bey kaldığınız yerde devam edin lütfen. Yani, global manada, tabii, küresel global manada, manada yaşanan hikayelere de bakmamız gerekiyor. Hani Amerika görmediği kadar bir enflasyon görüyor diyoruz. Yani doğal gaz başta olmak üzere enerji fiyatları Avrupa'da kopmuş durumda. Fakat tabii bunu, bu söylenenleri, bu yaşananları, bu görülen tabloları
Türkiye'de yaşamış olduğumuz sıkıntıyı meşrulaştırmak, normalleştirmek için de kullanamayız. Çünkü arada farklılıklar var. Yani orada fiyatlar işte diyeyim ki 2 birim artmışken burada 4 birim artmışsa sıkıntı vardır. Orada alım gücü 2 düşmüşse, burada alım gücü 4 düşmüşse bu olmaz. Yani biz rakamları mümkün olduğunca objektif bir biçimde değerlendirmek durumundayız. Çünkü yani şu anda Türk lirasının değeri çok ciddi bir biçimde aşılmış durumda. Hani eskiden Türkiye hani bu döviz meviz meselelerinde olduğu gibi devletçi bir politika yürütüyor olsaydı bunun adına devalüasyon diyecektik. Ama serbest dalgalı kur olduğu için iner çıkar, devlet ona müdahale çok az bir biçimde müdahale eder. Baştan bakıldığında yani bir doların 13 lirayı aşması, efendim bir euronun şu kadarı aşması, benzin fiyatının şöyle olması gibi bir takım unsurlar doğrudan doğruya sadece tüketiciyi değil, tüketiciye o malı ulaştıracak olan üreticiyi de etkiliyor. Biz şimdi buradan meseleye bakarken tüketici gözüyle bakıyoruz. Ama bir kasaba gidelim, şikayet edelim. Diyelim ki ya sen niye eti bu fiyata satıyorsun? Gidelim bakalım arkadaşımızdan, kasaptan ne dinleyeceğiz? Markete gidelim, öyle zincir markete de gidebiliriz. Böyle bölgesel yerel marketlere de gidebiliriz. Bizzat mahalle bakanına da gidebiliriz. Niye bunu bu fiyata satıyorsun arkadaş diyelim. Yani sorduğumuz zaman oradan gelen bir takım diyelim ki izahlar, hatta izahı da geçip feverana ulaşan bir takım diyelim ki itirazlar, eleştiriler, yani biz bu müesseseyi nasıl yürüteceğiz gibi bir takım şeyler duyduğumuz zaman, o zaman karşımızdaki sorunun yani bazı fırsatçıların, bazı stokçuların başımıza ördüğü çoraplardan müteşekkil olmadığını anlayacağız. Evet, stokçuluk var mıdır? Vardır. Ama ben sorunun stokçuluktan kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokrat Parti dönemini ve Özal dönemini kısmen, Özal'ın ilk dönemini kısmen bir kenara koyacak olursak, piyasalara güveni, hükümete güveni, hakikaten devletin vatandaşla, vatandaşın devletle barıştığı dönemi AK Parti döneminde gördü. Böyle bir şey yoktu. Bir sürü spekülasyonlar yapılırdı. Her şey söylenirdi. Yani barajların yıkılmasından başlarlardı da Kıbrıs'ın satılmasından çıkarlardı. Öyle değil mi? Yani PKK'nın bilmem ne olmasından başlarlardı da Avrupa'ya köle olmaya kadar iş giderdi. Ama bütün bu söylemlerin her birine insanlar kulak verdiler. Dediler ki ya bu masal anlatıyor dediler. Çünkü hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde de o kurmay kadrosuyla, değil mi, belediye başkanlarıyla, değil mi, topluma telkin etmiş olduğu bir duruş vardı. Bir ikna kabiliyeti vardı. Şimdi doların fiyatındaki artış hakikaten çok abartılı. Ama bu abartı aslında piyasalardan güvenin çekilmesiyle ilgili diye düşünüyorum ben. Aynı yere geliyoruz. Piyasalardan güven çekildiği için dolara aşırı bir yüklenme oluyor. Yoksa niye dolar alalım ki? Yani benim gibi bir adamın dolar almasının, euro almasının ya da bir başka para mini almasının bir önemi yok ki. Bu saçmalık olur. Yani giderim bir arkadaşımın şirketine ortak olabilirim. Borsada mesela yatırım yapabilirim. Şu ya da gidip arsa alabilirim, ev yapabilirim, dükkan yapabilirim. Bir şey yaparım ama direkt bir yabancı para birimine yatırım yapıyorsam o zaman demek ki orada güven ciddi bir darboğaza girmiştir. Özür dilerim. Faizi indirdikçe normal mantığımız nedir? Faiz indirimi gerçekleştikçe döviz kuru artar diye bir algı var. Gerçekten böyle mi? Yoksa güven azlığı sonucu oynayan bir şimdi döviz kuru mu? Yoksa gerçekten yüksek döviz kuru bir politika olamaz mı? İkisinin de. Bakın bu da olabilir ama İkisinin bakın faiz kur makası dünyanın her yerinde sorundur. Herkes yani uluslararası piyasalarda iş yapan herkes acaba Fed ne diyecek diye bir dikkat kesilir. Yani bu normaldir. Yani faiz indi derse bir türlü, çıktı derse bir türlü, stabil derse başka türlü. Yani bu hani Türkiye'nin sadece yaşadığı bir sıkıntı değil. Ama şimdi bir faizi düşürmek normal. Zaten çok yüksek. Normal. Ama faizi düşürürken eğer faizden korumaya çalışmış olduğumuz kitleleri biz dövizin
euro olur, dolar olur, altın olur, başka bir para bir birim olur fark etmez. Onun altında ezilmesine göz yumarsak ya da onların altında ezilmesinin önünü açarsak o zaman faiz indirmenin bir kıymeti harbiyesi kalmaz ki. Bu faizin meşru olduğu anlamına gelmez. Ancak ben yapısal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Örneğin bakın hepimiz hep 15 Temmuz'u beraber yaşadık. Ben 15 Temmuz'da şunu şunu yaptım. Ali İhsan Bey böyle yaptı. Mehmet Ali Bey böyle yaptı. Muhittin Bey şöyle yaptı. Herkes bir şeyler yaptı. Bir tavır aldı, bir eylem koydu ki yani bir ülkenin bizzat kendi içindeki bir ordu mensupları tarafından bombalanması ne demek? Niye dolar artmadı? Niçin güven, kira fiyatları fırlamadı? Güven. Niçin insanlar efendim 50 kuruşa daha ucuza alırız belki yarın zam gelecekmiş diyerek benzin istasyonlarına yanaşmadı? Yok yanaşan vardı. Bankamatiğe gidenler var. Onlar çok istisnanın istisnasıydı. Onlar istisnanın istisnasıydı. Yani öyle abidik kubidik hareketler dünyanın her yerinde olur ama bakın toplum ertesi sabah ne işe mi gidiyoruz? Tamam kardeşim işe gidiyoruz. Hiçbir şey olmadı. Herkes dükkanını açtı, işine gitti. Şimdi bizim Türkiye olarak 15 Temmuz büyük travmasını yani atlatırken ortaya koymuş olduğumuz o siyasal ve toplumsal iradeyi tekrardan tahkim etmemiz gerekiyor. Bunun yolu birçok yolu var ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı benim itiraz ettiğim bir söylemde bulundu. Çin modeli dedi. Yani Çin modeli söylemi Türkiye için söylenecek bir şey değil. Ben bunu sadece ücretler düşük Çin'de... Size göre Çin modeli nedir? Yani Çin vatandaş modeli, bilmiyordur bu modeli. Çin modeli, Çin modeli nedir? Önce Çin bunu konuşalım. Modeli aslında şudur. Hızlı bir büyümedir. Yani agresif diyorlar ya agresif bir büyüme. Ama bu öyle bir büyümedir ki siz en yakın komşunuz Japonya'dan, Çin'den, pardon Japonya'dan, Hindistan'dan, Güney Kore'den ta en uzak rakibiniz Amerika'ya kadar korku salarsanız doğrudur. Ama içeride toplumun çok az bir kısmı zenginleşirken toplumun çok çok geniş kısımları hem ücret bakımından hem de temel haklar ve özgürlükler bakımından perişan durumdadır. Yani ağzınızı açamazsınız ya ben ikinci çocuk istiyorum. İsteyemezsin. Devlet sopası var yani. Ayrıca yani devlet uzun sopası, uzun yıllar. Devlet sopası dediğiniz şey otoriter ve totaliter rejim diyoruz ya. Onun ne olduğunu Çin'de görürsünüz. Yani Çin Komünist Partisi sizin benim bizim hepimizin iyiliği için neyse o kararı alır. Kötülüğü için neyse o kararı alır. Her şey nizamidir, milimetriktir, ölçülüdür, mecburidir. Bir şey olmaz, yapamazsınız. Yani Çin gibi bir devleti Türkiye'nin bir sefer zalim bir devlet. Yani Doğu Türkistan'da sadece hani şunu şunu yapan zalim değil. Yani başka yerlerde de benzer şeyler yapıyor. Onun için Çin modeli söylemi yanlış. Türkiye'nin Çin modeli diye bir söylemi olmaması lazım. Sonra diyoruz ki efendim Türkiye Çin'le eşitlemeye dönük bir yaftalama çabaları. Ya biz onu telaffuz etmeyeceğiz. İkincisi şimdi denildi ki mesela 4-5 ayda toparlarız denildi. Ya ben herhangi bir modelin Türkiye gibi yani 780 bin küsür kilometre karelik 83 milyonluk efendim Azerbaycan'dan Libya'ya, Dağlık Karabağ'dan Balkanlara, Suriye'den Kırım'a 10 tane yerde 10 cephede mücadele veren bir devlet için 4-5 aylık bir çözüm süreci olması mümkün değildir. Yani ben bunu hayretle karşılıyorum. 6 ay sonra dolar fiyatı hani tamam yükselmedi ama bir kuruş geriye gitmedi. Ne yapacağız? Faizi bakın ne dedi Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı olarak? Elimizdeki imkanlar bitti. Yok deniz bitti. Dolayısıyla bu tür riskli söylemlere, bu kadar net köşeli konuşmalara gerek yok. Üçüncü olarak denildi ki mesela üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı politikaları önceleyeceğiz büyüme. Ama bakın Çin büyümesi evet bunları arttırdı. Ama Çin gelişmedi. Toplumsal manada, sosyal adalet manasında Çin gelişmedi. Büyümüş olmak başka bir şey. Devletin büyümesi başkadır. Evet. Vatandaşın şimdi mesela bir örnek vereyim. Ekonomisinin gelişmesi başkadır. Mesela Çin'de öyle zenginler var ki
Amerika'dan bir sanatçıyı, Avrupa'dan bir sanatçıyı bir geceliğine getirip, evet, bir geceliğine getirip şu kadar 100 bin dolar verebilir ve aynı gece onu gönderebilir. Böyle zenginler var. Kenan Beyciğim, Türkiye'de de var ya. Evet, tabii doğru, Türkiye'de de var. Ama Çin'de insanların önemli bir kısmı bir tas pirince muhtaç durumda. Evet. Bir başka şey, bunu da doğru bulmuyorum. Yani biz pazara daha yakınız. Ya biz ezelden beri pazara çok yakınız. Bizim açımızdan temel mesele, biz üretimi arttırırken lüks tüketimi, israfı nasıl engelleyeceğiz diye bakmak. Ama israf deyince ben tabii ki ben kendim de mesela hani benim kullanmış olduğum telefon 4 yıllık bir telefon. 5 yıl olacak. 4 yıllık bir telefon. Alabilir miyim yenisini? Alabilirim. Ama almıyorum. Çünkü bu benim bütün ihtiyaçlarımı görüyor. Ve ben bununla canlı yayınlar dahil olmak üzere her türlü bağlantıyı yapabiliyorum. Tercihimiz. Ama evet, evet, benim çok düşük geliri olan arkadaşlarım bana diyor ki abi ben bu telefonun işte 12 Pro Max'ını almazsam ölürüm diyor. Ama orada da farklı bir işte şey devreye giriyor. Nedir? Giyinmek, toplu makineleri tamam, kabul ettirmek, sosyal statü. İşte ben buradayım. Tam da oraya denk geliyoruz. İmaj, imaj. Şimdi bakın biz bu toplumu reklamlarla eğittik. Bakın okullardan önce reklamlarla eğittik. Reklamlarla eğittiğiniz bir toplum ne yapar ki? Gösteriş toplumu olur. Tüketim toplumu olur. İsraf toplumu olur. Mesele sadece annesine babasına bakmıyor, akrabasını ziyaret etmiyor, cenazeye gitmiyor, hastaneye gitmiyor, düğüne gitmiyor değil ki. Reklamların toplumu ancak öyle olur zaten. Müsrif bir toplum olur. Üretici toplum olmaz. Oturur yerinde, oturur bilgisayarın başına, 10 saat oyun oynar, telefonu açar, bana yemek getirir. Telefonu açar, bana pizza getirir. Telefonu açar, bana çiçek getirir. Telefonu açar, bilmem nereye ne gönder. Her şeyi bir telefonla oturduğu yerde. Oysa üretmek demek ne demek? Ama filmlerde bu şu var. Değil mi? Ha, o zaman biz eğitim politikamızı, kültür politikamızı ona göre dizayn edeceğiz. Bir şeylerin sadece adını değiştirmek yetmiyor. Sembolünü değiştirmek yetmiyor. Özünü değiştirmek, davranış modelini değiştirmek gibi bizim yükümlülüklerimiz var. Dizilerde biz... mesela hiç ezan sesi var mı? Ya ezan sesi olsa ne olur affedersiniz, her gün ya, sabah kanallarında bu kadın çok affedersiniz kimden hamile kalmış? A şahsından mı, B şahsından mı, C şahsından mı, D şahsından mı? Bu çocuğun babası kim? DNA testi yapıyoruz. A mı, B mi, C mi, D mi, E mi, F mi? Yani yemin ediyorum eğer o Brezilya dizileri, Meksika dizileri oynasaydı bu programlardan izlerseniz çok daha faydalı olurdu. Dolayısıyla şimdi biz konuşuyoruz milli ve manevi değerler. Bu mu milli ve manevi değerler? İnsanların edebine, izzetine, haysiyetine saldırmak mıdır? O zaman eğer biz bir topluma birliği, beraberliği, dirliği... Konu değişti ama önemli. Kızcağızın babasına küfrediyor, alkışlıyor. Normal. Çünkü normal. Neden biliyor musunuz? Ve o onu yapmak yani için... Normalde... Onu yapmak için para da veriyor. Diyor ki ben buraya geleyim. Çünkü bu adam diyor benim anneme, babama, sülaleme güzel küfrediyormuş. O veriyor parayı, küfrediyor, onu gülüyor. Yani kızcağız bir şey söylemiyor. Ben parayı verdim, bana küfrediyor diyor. Karışmayın diyor. Şimdi o zaman nesil diyoruz ya. Bunu yayınlı yapamaz. Yine parayı versin. Şimdi tamam, küfretsin. Ama yani tabii şöyle bir şey. Yayınlı yapamaz derken. Yani özendiremez. Tabii ama iş buraları aştı. İş buraları aştı, maalesef kötü yerlere geldi. O yüzden şimdi bir toplum futbol kültürünün kölesi olursa, magazin kültürünün kölesi olursa, tüketim kültürünün kölesi olursa o zaman ne yapar? Der ki benim param var, ben şu kadar pirinç alayım der. Ben şu panik yapar insanlar. Yarın aç kalacağını düşünür. Bu yani kitleler psikolojisi açısından bakıldığında dünyanın her yerinde böyledir. O yüzden psikolojik savaş veriyor birileri burada. Bize diyorlar ki hastanelerde ilaç yok. Ben gidiyorum hastaneye. Eczanelerde ilaç yok. Efendim tahıl mahsulleri ofisinde buğday yok, mısır yok, arpa yok. Şimdi bunu söyleyen birileri şunu düşünmüyor. Yani ya biz bu toplumu ikaz edelim de, siyaseti ikaz edelim de hani önündeki çukura düşmesin değil. Psikolojik harbin bütün hemen araçları tamamı kullanılıyor, seferber ediliyor ve burada bir ülkenin
geçmişine, bugününe, geleceğine kastediliyor. O zaman benim kanaatimce, yani o yıllardan beri söyleniyor, tarlada 50 liraya, pardon 50 kuruşa, markette şu. Ama şunu bilelim. Toparlayalım. O tarladaki ürün kendi kendine gelip marketin rafına yerleşmiyor. O tarladaki ürünü toplayan birileri var. Ayıklayan birileri var. Paketleyen birileri var. Taşıyan birileri var. Paketi indiren birileri para. Var değil mi? Ve bunun gübresi var, mazotu var, yemi var, ambalajı var, kasası var, jelatini var, etiketi var. Bozulma payı var. Bozulma payı var, rafta bekleme süresi var. 50 türlü şey var. Biz hepsini nereden çıkartıyoruz? Ya abi ben tarlada 50 kuruş. Ya bu olmaz. Yani bunu yaptığımız zaman o ürünü bize ulaştıran insanlara da haksızlık etmiş oluyoruz. Peki, toparlayalım. O zaman son olarak şunu söylemek isterim. Yani bizim, yani şu anda 4000 lira da olabilir, 5000 lira da olabilir. Ama benim gönlüm ister ki, yani bu asgari ücrete hiç artış olmasın. Ama dolar kuru, euro kuru aşağı doğru çekilsin. Devlet, yani gerçekten de vermiş olduğu ücretle, diyeyim ki 2980 lira neyse, 2980 lirayla bu ülkenin insanı rahat rahat geçinebileceği bir iklim yaratsın. Peki. Ben bundan yanayım. Yoksa 5000 lira verdik yine geçinemiyoruz. 10000 lira verdik yine geçinemiyoruz. Çok para demek, yani bu anlamda paranın biriminin yükselmesi demek, rahat hayat standartı yakalamak demek değildir kanaatimce. Peki Ali Sami Bey, az önce tam meramınızı anlatamadınız. Buyurun devam edin lütfen. Genel hatlarıyla söyledim ama birkaç notlarım vardı. Onları kısa Buyurun. Geçmek için atlamış oldum. Şimdi bazı ürünlere gerçekten zamlar geliyor ama bütün hayatımızı etkileyen, örneğin bir doğalgaz, 3 aydır zam gelmiyor. Şimdi bunları da göz ardı ediyoruz. Sanayide var ama. Evlere, tabii evlere. Tabii evlere ama yani ben sonuçta nihai noktada gıdayı konuşuyoruz zaten. Doğalgaz da yeni yanmaya başlayacak zaten. Yani 2 ay önce doğalgaz yanmıyordu. Yok, 1 aydır yakıyoruz. 2 aydır yok, 2 aydır yanmıyordu. Ufak çocuk yoksa yanmıyordu ama. Havalar aydır, güzel gidiyor. Sanayideki çok tehlikeli. Evet. Çünkü üretim ama yapıyor. Elektriği de yakıyoruz üretime. Mehmet Bey. Elektriği kullanıyoruz. Şu an 3 aydır elektriğe de zam gelmedi. Tam aksine TRT payı düşürüldü. Ben Türkiye güllük gülistanlık demiyorum ama... Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimizin isteği ülkenizin güzel olması zaten. Eyvallah. Ülkemizin eyvallah. Dolayısıyla gıda ürünlerinde bir zam varsa ki o bahsettiğiniz işte petrol ürünlerine gelen zamdan dolayı nakliyede bir sıkıntı vardır. Artış vardır vesaire vesaire. Dolayısıyla bunlar zaten yansıyor ve konuşuyoruz zaten. Gıda ürünlerinde %15, %20 zam geldiğini, enflasyon olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Ama birileri diyor ki %100 var diyor. %150 var diyor. Hele hele bazı ahlaksızlar diyeceğim artık. Ya sabahtan akşama kadar arabaya gelen zamdan bahsediyor. Ya araba dediğin şey nedir ya? Araba bu ülkenin 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon insanının derdi olabilir mi ya? Bu insanlar toplu ulaşımla gidip gelirken biz oturup özel aracına zam gelen insanların derdini mi düşüneceğiz? Onu mu üzüleceğiz? Hiç düşünmeyelim demiyorum ama onu mu düşüneceğiz? Yoksa öncelikle 2830 lirayla ben ayın sonunu nasıl getireceğim diye düşünen insanlara mı öncelik taşıyacağız? Geçen bir arkadaşımız araba çok dedi bizim ülkemiz için. Bizde 1000 kişide 161 kişinin arabası varmış. Ve dünya sıralamasında sondan üçüncüyüz. Avrupa ülkelerinde. 1000 kişiden 161 kişinin arabası varmış. Bir rakam yanlışlığı olabilir. Yok, bildiğim kadarıyla otomotiv sektörünün araba, tepesindeki evet, bir insan o zaman bana çok net rakamlar ama verdi. Rakam olarak benim bildiğim arabadan geçilmiyor. Abi siz 23 sene milyon yolları büyütemezseniz, caddeleri büyütemezseniz. O zaman da betonlaştık diyorlar. Hayır, yollardan bahsediyorum. Yolda beton. Yani sonuçta yola da Yavuz Sultan Selim'e karşı çıktı bu ülkenin solcuları. Yani sizi kastetmiyorum ama insanları tabii savunmak zorunda değilim ben. Yani tamam, yanlış yapmışlarsa savunmak zorunda değilim. Yalova'da da ağaçlar kesiliyor dediler. Şimdi artık Yalova'nın içine girmeden şak arabalar Bursa'ya dönüyor. Ağaç da kesilir. Ne bileyim, caddelerde genişler,
Bahçelerde bozulur. Neden? Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için belediyelerde, ülkeyi yöneten siyasi partilerde bazen bu kararları alırlar. Peki, buyur. Evet, bu çerçevede ben Türkiye'de bazı şeylerin yeni yeni disiplin altına da alınabildiğini, alınması noktasında adımların dağıtıldığını görüyoruz. Bir ilaç noktasında Kenan Bey söyledi biraz önce. Bugünkü gazetelerde cerrahi ameliyatların yapılamadığına, ertelendiğine dair bir panik havası oluşturmak için söylemler geliştirildiğini görüyoruz. Ya da bugün işte doktor kalmayacak, herkes istifa edecek. Dün gece haberlerinden itibaren bu haberleri yaymaya başladılar, evet. Yani iki yıl önce de biz benzer şeyleri okuduk. Yani burada bizim medya olarak siyasi partilerin yetkililerinin tavrını çok net koyması gerekir. Medikal tıp ürünleri satan kişiler tabii ki alacaklarını alsınlar. Ama devlet eğer diyorsa ki ya senin alacağını şu kadar hemen peşin ödeyeceğim. Ancak şu 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 sebeplerle %10'undan %15'inden feragat etmeni istiyoruz dediği zaman ki bu noktada feragat edebilenler de varsa ihalelerde de bizim bildiğimiz 10 liralık ürünler maalesef ki maalesef yıllardan beri gelen yanlış sistem sebebiyle 10 liralık ürünler 14 liralara, 15 liralara devlete satılıyorsa, bunu da her seferinde görüyorsak, medikal tıp ürünlerini satan adamların avukatlığını yapıp siyasi parti yetkilileri, sözüm meclisten dışarı veya medya mensupları çıkıp da vay efendim iflas ederler. O zaman 2 yıl önce iflas edecekti bunlar. Berat Albayrak döneminde Berat Albayrak oturdu çatır çatır bunlarla pazarlık yaptı. Şu kadarından vazgeçeceksiniz. Biz de sizin paralarınızı nakit vereceğiz dedi. 4.70'e doları dondurdular. 4.70. Her sene aynı her sistem sene. Devam ediyor. Yıl başında yeni oturulacak. Yeni koyulacak. Ama 4.70'e doldurdu. Ama şimdi 13 liraya gelmişse dolar adam şu 15-20 gün doğal olarak mal vermeden yeni pazarlığa kadar işte orada ama orada ticarette devlet, yönetimi ama tarafından var, bu şu var yani ticarette lazım. Kar ve zarar. Ben bir sözleşme imzalıyorum. Ben bir yeri kiraladığım zaman 1000 liraya kiraladım dediğim zaman sonra ertesi günü şu oldu bu oldu diye bir yıllık sözleşmenin içerisinde Ali Sambe ülkeyi yöneten insanlar işte bunları alacaklar karşılarına. İkna edecekler, konuşacaklar. Biz ama bu yapılırken, bu yapılırken eğer bu ülkenin insanları gece gündüz çalışırken, bu milletin hak ve hukukunu korumaya çalışırken, 1 liraya ürettiği ilacı 10 liraya satan o ilaç fabrikatörlerinden yana benim medyam tavır almayacak. Benim hükümetimden yana tavır alacak. Diyecek ki, ya onlar biraz fedakarlık etsin. Hükümet de madem dolardaki bu yüksekliği dizginleyememiş, onda da bir kusur var. Dolayısıyla o da birazcık %10 mu olur, %10 ama öyle bir hava oluşturuluyor ki benim sağlığım üzerinden. Yani ben şöyle düşüneceğim, ben bir beyin kanaması geçirirsem Allah korusun gittiğim hastanede ameliyat olamayacağım demektir. Korku. Bu korkuyu, korku. Aynı biraz önce sizin korku. Bahsettiğiniz o gıdada tüketimdeki veya... Korku. Tüketim malzemelerindeki korku. Panik havasını eğer siz sağlık konusuna da sirayet ettirecek olursanız bu toplumsal barışı da artık biz koruyamaz, sağlayamayız. Bak ne güzel anlatıyorsunuz. Biz işte onu söylüyoruz diyoruz ki hükümeti yöneten insanlar, yetkililer çıkıp bunları anlatmaları lazım. Bakın arkadaşlar bunun şekli bunu böyledir. Bundan dolayıdır bu sıkıntılar deyip biri anlatmasa yoksa başka birileri alakasız kişiler konuşmaya başlıyor bunu. Siz de devam edeceğim ama Ali Sambe bir sorum olacaktı. Şimdi malumunuz geçen hafta Milli Güvenlik Kurulu kararlarında da bu ekonomi vurgusu vardı. Hani nasıl bir sistem yöntem uygulanacağı. Devlet bir şeye mi hazırlık yapıyor? Ne bileyim birdenbire bir sistem değiştirme gereği niye duyuldu? Ya da Milli Güvenlik Kurulu kararları güvenlik. Buraya niye girdi? Ya da normal mi buraya girmesi? Bir tuhaflık mı var? Ne dersiniz? Ben başlık olarak ekonominin milli güvenlik konusu olduğu kanaatindeyim. Ama içerikte faiz olur olmaz, faizi indirirsin, ihracatı artırma vesaire. Bu ayrıntıya Milli Güvenlik Kurulu'nun ben şahsen, benim kanaatim girilmesi doğru olmaz. Zaten o konuya girilmedi. Ama genel başlık olarak ekonomi konusunun milli güvenlik konusu olduğunda ben de aynı kanaatteyim. Şunun için... Ne diyoruz? Süleyman Demirel'den örnek veriyoruz.
tencerenin götürmeyeceği hükümet yoktur. O zaman darbeciler niye kendilerini risk altına alıyor ki? Tencereyi kaynatsınlar, hükümetleri götürsünler. E şimdi de aynısını birileri yapıyorsa, FETÖ şu an tencereyi kaynatarak 3-5 kişiyle tencere üzerinden hükümeti değiştirmeye kalkıyorsa, bu milli güvenlik sorunu değil midir? Ama Milli Güvenlik Kurulu eğer kalkıp da faiz inerek mi, çıkarak mı? Doları şu seviyede tutarak mı, yoksa ihracat şu seviyede olarak mı ekonomi gelişecek şeklinde bir ayrıntıya girmez. Onu siyasi iktidar belirler ama genel başlık altında Milli Güvenlik Kurulu şunu söyler. Bir FETÖ devletin içine sızmaya kalkıyorsa, bir PKK terör örgütü bu ülkenin askerini, polisini şehit ederek bazı sınır içerisindeki bölgeleri hakimiyeti altına almaya çalışıyorsa, buna karşı Milli Güvenlik Kurulu nasıl ki şu 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 tedbirleri alacağız diyorsa, aynı şekilde ekonomi üzerinden veya böyle panik havası estirilerek, ya düşünün şimdi siz, bu ülkede tamam hak ediyordu belki o banka ama Cem Uzan'ın bankasında bir günde kapısında onlarca kişinin, yüzlerce kişinin döküldüğü, kuyruklara girdiği, paramı istiyorum, paramı istiyorum dediği tabloları gördük. Şimdi siz bir haberle bu panik havasını oluşturabilirsiniz. Tamam o banka hak ediyordu zaten. Gerçekten ikili oynamaydı, bilmem ikili hesaptı, şuydu buydu. Ama siz bu ülkenin herhangi bir kurumu içinde bunu yaparsanız, ki şu an somut örnek hastanelerde işte serum bile bulunamıyor diyor. Bunu söyleyen de sağlık sektöründeki bir sendikacı. Ben şahsen bir hukukçu olarak söylüyorum. Net söylüyorum. İsteyen istediği kadar otoriter desin bana. Despot sen ne biçim hukukçusun desin. İstediğini söylesin. Bu sözü söyleyen insan suç işliyor. Bu sözü söyleyen, bulunamıyor diyen adamın ilk yapacağı şey dilekçesini yazıp Sağlık Bakanlığı'na ulaştırıp ben şu hastanede görevliyim. Peki. Biz dün akşam şu ameliyat malzemesini bulamadık. Bu tedarik sağlanması gerekir demesi lazım. Bunu demeden gazeteye demeç veriyorsa onun yeri cezaevi. Piyasada kalkıp konuşmak değil. Teşekkür ederim. Sayın Oğuş, az önce diğer bölümde, bir önceki bölümde hani mandalina'dan konu açıldı ya. Nasıl oluyor da çiftçi de bu fiyattayken biz manavda, pazarda 9'a 10'a 11 alıyoruz diye. Bu süreci bize bir anlatır mısınız? Şimdi şu an... Yani niye bu fark var? Arada da biraz bahsettim arkadaşlarla sohbet ettiğimizde. Hakikaten çok iyi bildiğim için bu konudaki çalışmaları. Bugün gerçekten Türkiye'de inanılmaz derecede bir narenciye ve meyve ihracatımız var. Yani ciddi rakamlarla yapılıyor. Yani bugün ihracatta tabii ayırmıyorlar. Tekstilde şu kadar, işte çelikte bu kadar diye ama ben yiyecek konusunda, yani yiyecek tüketimi konusunda özellikle Rusya ve o bölgeye inanılmaz bir mandalina, portakal, limon, elma, ayva, bakın yani gene çok iyi bildiğim için bölgelerini biliyorum. Özellikle bizim Adapazarı Eşme tarafında müthiş bir ayva vardır. Daha ben bu sene güzel bir tane ayva ne markette ne pazarda hiçbir yerde görmedim. Hep dışarıya mı gidiyor? Hepsi gidiyor ve çok iyi paralara gidiyor. Dolayısıyla biz de iç piyasada kalan malı mecburen daha pahalıya yiyoruz. Ve Muhittin Bey'in söylediği gibi artık teknoloji o kadar çok ilerledi ki. Eskiden benim babam kabzımı alırken köylü santrala yazdırıyordu. 100 kilo şundan yollayacağım, 500 kilo bundan yollayacağım. Ertesi gün babam kaç paraya satarsa ona yolluyordu. Şu kadar paraya satayım mı diyordu, sat derse parayı yolluyordu. Şimdi artık köylü borsa gibi her şeyi biliyor. Mal İstanbul halinde kaç paraya satılıyor. Mal ne kadar masrafı var, hepsini biliyor. Bunun karşılığında diyor senden 7 lira para istiyorum diyor. Bakın bugün Ayvalık bölgesinde zeytin toplamak için vasıfsız bir elemanın günlük yevmiyesi 150 liradan başlıyor. İyi bir ekipse 200 lira. Ve 4500 ve 6000 lira aylık. Ekip olarak 10 kişi falan sokuyorsunuz bahçeye. Bir de fındıkta da böyle. Fındıkta da böyle zaten bilir üstad. Onlarda da herhalde kaç paraydı sizde yevmiye? Şu anda 200'ün altındayım. Bravo. 250 lira. Kayısında da böyle. Şimdi bütün bunların hepsi, ya o sıfır paraya bana verseniz bile siz, al bu bahçe senin deseniz, maliyet başlıyor işte. E bugün özellikle narinciyenin paketlenmesinde
kullanılan malzeme çok kalitelidir. Pırasayı ıspanağa koyduğunuz gibi şeye koyamazsınız onu. Onun plastik ya da kartondan, çünkü bozulma sürecini koruyacak şeyler lazım. Üstad, o da ayrı bir o kartonun üzerindeki offset baskı bile büyük paradır. Ben matbaacıyım, matbaam var. O bile bir paradır. Gazetecisiniz, bilirsiniz. Yani bütün bunlara hepsine baktığınızda, inanın öyle 1 liralık şeyi kimse 12-13 liraya satmaz, satamaz. Alıcı bulmazsınız bir kere. Ama biraz araştırdığınız zaman o denildiği gibi, vatandaşın dediği gibi olmuyor. Ama ihracat muhakkak 3 lira 4 lira üzerine koyuyor. Yani biz bugün ortalama güzel bir Satsuma mandalinayı 5-6 liraya yiyebilirdik. 10 liraya yiyorsak ihracattan dolayı. Bu elmada da aynı, ayvada da aynı, diğer sebzelerde de aynı. İhracatı yaptığınız müddetçe iç piyasada, az önce siz yumurtadan bahsettiniz. Hı hı. Tavuk eti de öyle. Şu an pahalı yumurta. Tavuk eti de öyle. Bakın şakır şakır çalışıyorlar. Gidin hepsinde müthiş bir performans var. Müthiş gece mesai yapıyorlar çiftliklerde. Ama satılıyor yani şu anda. Pazar var. Herkes de bundan yararlanmak istiyor. Ve devletin buna müdahale etme şansı da olmayacak. Az önce size arada söyledim ama Ali Rıza Atan Bey'e şey söyleyeyim. Kenan Bey dedi. 15 senedir hal yasası çıkacak değil mi? Duyuyoruz. Niye çıkmıyor hal yasası? Nedir engel? Kanun sizde, yasalar sizde, emniyet sizde. Dikin oraya. Bakın. Çıkarsa ne olur? Çıkaramazsınız. Niye? Çünkü bakın az önce söyledim size. Hı hı. Muzu geliyor. Söyleyeyim. Buyurun. Muzu 5 liraya aldım. Geldi. Ertesi gün geldi. Piyasa durdu. Satılmadı. Abi muz bir günde çöpe gider biliyor musunuz? Bir lodos gider hava. Hı. Elinizdeki muz ertesi gün kapkara olur. Verirsiniz 2 liraya kimse almaz. Havayladır. Tabiatla uğraşırsınız. Poyraz, bazı ürünü poyraz bozar. Bazısını dolu bozar. Bazısını kırağı yağar bozar. Adam muzu ilaçlarken, sandığa koyarken işçi, biraz kaytarıcı bir tipse, onlar karpitli ilaçlı suya sokarlar, ıslak koyarlar kolye. Bağda şeyden, ağaçtan aldıklarını. İlacı oraya sokmadan bir demedili ilaçsız koysun. İstanbul'a geldiğinde hepsi kapkara olur. İstanbul'a geldiğinde durmasına gerek yok. Hepsi kapkara olur. Şimdi bunları bilir satan adam, yollayan adam. Dolayısıyla hata payı vardır burada. İşte bir ton yollarsam diyor, bunun 100 kilosu fire verir diyor. Mesela bazı ürünler vardır, tatlı kabağını bilirsiniz. Peder yılda 500-600 ton kabak alırdı. Derdi ki bunun en az derdi 1,5 tonu fire verecek. Nereden baba diyordum, koçanı ıslakken ağır gelir diyordu. Kuruduğunda saman gibi olur diyordu. Bak hiç aklınıza gelmez. Kabağın koçanının ıslakken ağır gelecek. Gibi gibi bu sebze olsun, yiyecek işlerinde olsun, dışarıdan bakıldığı gibi pratiği yoktur, kolay değildir. Ha bak bakliyat için aynı şeyi söyleyemem. Kuru gıda için söyleyemem. Ama orada da başka bir şey var. Ne var? Tarladan toplamanızda sorun yaşayabilirsiniz. Ektiniz, tam toplama zamanı geldi. Gece bir sel vurabilir, bir kırağı vurabilir. Sabah bir gidersiniz, her şey bitmiş. Mesela şu 2 gün önce Antalya'da seraların halini gördünüz. Çilek bugün 15 lira 20 lira kilosu. Adamın şimdi bütün tarlasındaki o seradaki çilekleri gitti. Bütün bunlar fiyatların artmasına neden olur. Ama yağ fiyatları veya işte onun gibi dayanıklı tüketim mallarında ben inanıyorum ki birçok arkadaş, yani bazen bizim de bildiklerimiz var. Depolayarak yapıyorlar bu işi. Sermayeleri var. Ama bugünkü geçerliliği yok bunun. Bu yıllardan beri yapıyorlar bunu. Adam gidiyor piyasada, sermayesi var, parası var. 200 ton yağ alıyor ya, koyuyor depoya. Ben diyor bunu satarım. Ben başka basit bir şey söyleyeyim size. Paranız var mı? Yoncayla saman alacaksınız. Eylül ayında alın bir depoya koyun. 25 lira balyası, şimdi 40 lira balyası. Çiftlikler yalvarıyor 15 lira balyasında. Hiç nargilenizi yakın, sigaranızı yakın oturun. Kamyonla gelip alıyorlar. Saman. Samanla yonca. 25 lira köylü ekmiş yoncayı. Yağmur yemeden koruyacak yeri yok. Kaç para diyorsun, gidiyorsun tarlasına 25 lira balyası. Alıyorsun koyuyorsun. Şimdi 40 lira alıcı var. 15 lira 2 ay içinde. Bunun dolarla alakası yok. Bunun krizle alakası yok. Her seneki olan bir şey bu. Parası sermayesi olan insanlar paralarını dolara euroya yatıracağına ticaret yapıyor. Bu bir ticarettir. Alıyor malını koyuyor depoya satıyor. Buna devlet ya da kanuni yollarla bunlara baskı yapamazsınız. Bazı sistemler böyle gider. Patatesli depo yapmak zorunda. Devlet dolancı. Buna, özür dilerim, devlet bunlara stokçu mu diyor? Ya şimdi devletin stokçu dediği ya da toplumun yani bu stokçu gördüğü insanların bir kısmı da bunlar. Şimdi diyor ki yağ pahalandı tabii diyor, işte Mehmet Ali'nin diyor deposunda 500 tane teneke yağ var diyor. Özür dilerim. Ama bende hep 500 teneke yağ vardı. Hayır. 50 senedir konuyu vardı. Konuyu açayım mı biraz? Diyelim benim fındık bahçem var. Kayısı bahçem var.
10 ton, 20 ton fiyatı işte kayısını 5 lira bekleteceğim içeri koydum. Beni bu stokçuluk değildir. Tam devlet ne kadar güzel söyledi. Orada mutabık kaldık. Devlet bu kesimi stokçu mu görüyor? Hadi bence farklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani şimdi bu kriz anında, bu kriz anında fiyatların artmasını stokçuya bağladığınızda çok basittir abi, bir kişiyi yargılayacaksınız o zaman. Bir tane yakalayacaksınız. Diyeceksiniz ki bunu stokçuluk yaparken yakaladık. Hiç bir tane görmüyorum ben. Niye kimse çıkmıyor ortaya? Eczacılarla ilgili yapıldı açıklama ama yeterince tabii... Yiyecek şeyiyle hocam, demin Muhittin Bey de çok güzel söyledi. Marketlere kesilen ceza benim için yani hiç sarı kart bile değil. Yani hiç korkutucu bir şey değil. Ama gene söylüyorum. Hayır, bir ara bir açıklama yapıldı ya birkaç ay evvel, toplamda 900 milyonu buldu diye. Ya bulsa da bir şey ama değil. Ama çok o yani yüzlerce, ya binlerce, yüzlerce markete kesilen. Bulsa da bir şey değil ya. Toplam, ya köylerde 3 tane marketi var adamın. Köylerde aynı markanın 3 tane markası. Şehirlere yaydığınız zaman deli gibi markalar. Ben hep şeyi söylüyorum. Yiyecek olayı sizin arz talebinizle alakalıdır. Bir hafta almayın. İster et olsun, ister pirinç olsun. Bir hafta direnin. Direnin derken yani aç kalmayın. Ama tercihlerinizi ona benzer eşdeğer başka bir şeylerle yapın. İkame malları. Bir hafta peynir yemezsek ölmeyiz. O zaman hiç kimse peynir almazsa hemen dip yapacak. Düşecek efendim. Hmm. Ha, dip yapmayacak, düşecek. Sorun bizde mi o zaman? İnsanlarda. Ben temin onu anlattım ya size. Evet, evet. Ben şey yanlış anladım Muhittin Bey. Hmm. Ben ülkemi güçsüz ya da ülkemin gücü yok demedim orada. Bir vatandaşların paniği. Ülkenin ya, bir Türk devleti öyle hasta adam, hasta adam olmaz. O zaman şunu sorayım. Vatandaşın paniğe sevk eden kim? İşte panik. Kim ama? Ben devletimizin, şey, şu an hükümetin, daha doğrusu şey çok açık söyleyeyim. Ya. Hükümetin yetkililerinin bunu açık açık, Kenan Bey de çok güzel söyledi. Çıkıp, abi biz bunu ne kadar çekeceğiz, ne kadar bu sıkıntıyı yaşayacağız, biri çıkıp anlatması lazım. Böyle Cumhurbaşkanı'nın dışında net bir şey konuşan hayır, yok. Ben sizden şunun cevabını alamıyorum. Hangisini alamıyorum? Yani bir panik var ya. Bomba patlarsa ben korkarım, kaçarım. Yani buradaki vatandaşı paniğe sevk edene olay ne? Orada ya da bomba kim? Patlamadan bomba var derlerse korkmaz mısın? Tamam işte, kim diyor onu diyor. Ama işte onu söyleyen... Şimdi medya bakın, mensupları ve hani bazı siyasi parti değil, yetkilileri. Bakın, sokaktaki insan her siyasi görüşten, ben siyasi partileri kenarda tutuyorum. Ya mesela bir televizyon kanalı bir vatandaşa bir şey yaptı. Ya ben eşimin küpeleri için kafası kesildi falan dedi. Aynı adamı başka bir kanalda gördüm. Bana para verdiler dedi bunu yapmam için. Çok özür diliyorum dedi. Bakın Kılıçdaroğlu'nun televizyonda haftalık toplantısında, grup toplantısında Meral Hanım'ın gidip bir şehirde konuşması, inanın etkisi 15 dakika sürüyor. Ama kahvedeki adamların, cami cemaatinden çıkan adamların sohbetleri, dedem camiden sabah namazından geldiği zaman kahvaltıda bir saat dedemi dinler. Toparlayalım. Hı-hı. Vatandaş birbirlerini etkiliyor şu anda. Bana göre siyasi partilerden çok, basından çok vatandaş panik halinde şu anda. Yani krizin daha büyüyeceğini düşünüyor. Hükümet de bu krizin nasıl aşılacağını ve ne kadar süreceğini insanlara ikna edecek bir dille anlatmıyor. Çünkü bence kendileri de inanmıyor. Demin şey söylediği, Kenan Bey dediği gibi. Az önce teknolojiden bahsettiniz. Sosyal medyadaki yalan haberlerin de bir bu olaya olumsuz bir katkısı olabilir mi? Olmaz olur mu? Tabii ki %1 de olsa var. %1 midir? Ama şimdi bu 57. hükümette de olmuştu. Yani ben o zaman Demokrat Sol Parti İstanbul İl Başkanı'ydım. Gece Bülent Ecevit'i öldürüyorlardı. Ertesi gün işte hastanede komada, camdan elini kaldıramadı diyorlardı. Bugün ülkeyi yöneten insanlar da söylüyorlardı bunu. Evet. Yani bunlar siyasi hayatın içinde peki, marifet marifetliğini yapacak, iktidar iktidarlığını yapacak. Kavgasız, dövüşsüz birbirimizin yerine geçmek için mücadele edeceğiz. Yalan demokratik haber yollar. Psikolojik harp midir, muhalefet midir? Bakın, yalan haber de siyasetin içinde vardır. Ya bunu yapar insanlar. Şimdi neden söylemesin düşünüyorsunuz. İktidar partisinin içinde de yalan söyleyen var. Muhalefetin içinde de var. Normal bir şey mi? Yani bir insanı özellikle kiralayıp çık şunu şunu söyle. Normal. Normal. Ya meşru normal değil. Meşru değil. Normal. Bakın. Siyasette yani, bu olabilir bakın, mi yani? Biden seçilmeden, Biden demokratların adayı olduğu belli olduğunda onun Alzheimer olduğu yönünde yayınlar yapıldı. Bu ayrı bir şey Kenan Bey. Benim kastettiğim olay, verdiğim örnek farklı. Yalan haber işte. Yok, bakın, farklı bir şey derken şunu söylemek istiyorum ben. Benzer olaylar... Özür dilerim. Şimdi çok bir uç örnek vereyim. Unutmayın lütfen. O zaman aynı adam çıkar derse ki gecenin 12'sinde Gazi Mahallesi'ne bilmem Cem evi basıldı. 50 ölü var Allah korusun. Ne olacak? Böyle oluyor zaten. Böyle oluyor. Ama bu 1-2-3'üncüde bir patlar. Şimdi 1-2-3 böyle oluyor. Yani bu suç zaten... değil mi?
Bakın şu daha bir şöyle hafta bir önce şey bakanın geleceği 12'den sonra görevden alacağını söylemediler evet. Daha bir hafta önce. Şöyle. Bu bir kriz değil midir yani? Bu krize sebebiyet değil midir? Evet. Şimdi fake haber dediğimiz, sahte haber dediğimiz olaylar bir hakikaten siyasi rekabetten de kaynaklanabilir. İki, biri psikolojik harp unsuru olarak da kullanılabilir. Üç, bunlar ikisi iç içe de geçmiş olabilir. 6-7 Eylül olaylarını. 6-7 Eylül olayları da vardır, Maraş olayları da vardır, başka bir yerlerde vardır. Vardır da vardır ya da gezi olayları da vardır yani. Ama şu hani toplum ne zaman bu tür şeylere itibar eder? Hükümetin yönetemediğine ilişkin bir kaygı duymaya başlarsa o zaman olur. Peki. Orada hükümetin çok sağlam durması lazım. Sayın Açıcı'nın süresini bir cümleyle çok şeyi bağlamayı, yani ne kadar güvenin ne kadar önemli olduğunu söylemek için söyleyeceğim. Şu hemen kısa. 57. hükümet Kemal Derviş'i yurt dışından getirdi. Abi ne oldu Türkiye'nin o kadar kötü ekonomisi? Bir anda insanlara bir moral, değil mi? Bir heyecan. Adam simit şey yerken, tenis oynuyor, simit yiyor sokakta. Gazetelerde başlık oluyor Kemal Derviş. Yani neydi ki bu adam? Ama işte rahmetli Özal'ın 83'te yaptığı gibi o 4 yıl 83-87 az önce Kenan Bey söyledi. O moral çok başka bir şeydir biliyor musunuz? Sizin geleceğe dair korkularınızı yener. Moral çok önemlidir. Moral kondisyon fizik kondisyondan bile önemlidir. Onun için bana göre şu anda Türkiye'nin çok büyük bir morale ihtiyacı var. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Açıcı, siz bir önceki bölümde mandalina'dan örnek verdiniz ya. Sayın Oğuş'un yapmış olduğu, konuya dair yapmış olduğu açıklamalardan ikna oldunuz mu? Bu normaldir dedi, maliyetler var dedi. Yani şimdi benim bir şey söylüyor oluşum bir şeyi normal veyahut da anormal olarak karşılamaz. Bakın bizim insanımızın bir alım gücü var. Çarşıya, pazara girdiği zaman, markete girdiği zaman, yani Adana'da üretilen, Çukurova'da üretilen, Mersin'de üretilen, Rize'de üretilen ve çokça üretilen bir malı bu ne yahu dedirtecek bir fiyatla karşılaştığı zaman bunun normal olmadığının bizatihi göstergesidir diye düşünüyorum. Ben normal bulmuyorum. Yani çarşıda, yani halk pazarında 3,5 lira olan mal, efendim işte kalite farkı vardır diyor. Yani orada da zaten iki kalite satıyorlar. Kalitenin biri 8, diğeri de 11.90. Kalite farkı vardır diyorlar. Aralarında çok fazla nüans farkının olduğunu sanmıyorum. 3,5 liraya satılan mal 12 lira satılıyorsa burada olağanüstü bir kar var. Açgözlülük var ve işin acısı şu, üreticinin cebine gitmiyor. Yani arada efendim işte taşıyıcının tabii ki hakkı var. Taşıyıcıya laf atılmıyor, taş atılmıyor buradan. Efendim işte ilacı var, gübresi var, işçiliği var vesaire şey. Bana göre bugünkü ortamda işçimiz, işte fındıktan sordunuz, 200 lira bile az, 250 lira bile az. Hayat standardının bu noktaya geldiği bir dönemde işçinin o günlük maaşını aldığını sorgulamak doğru değil. Ama olağanüstü bir fiyat artışı var. Benim kanaatim şu, Yusuf Bey, 2002'de benim bir siyasi hareketim var. 30 yıldır da, 30. yılını kutlayacağız inşallah kuruluş, 30 yıldır da buradayım. Ben siyasi hareketime destek verdim. Yani AK Parti'ye gidip oy falan da vermedim. Yani son İstanbul seçimleri hariç, İstanbul seçiminde. Birdik, beraberdik, verdik. İşte son 31 Mart yerel seçimlerinde 30 büyük şehirde aday göstermedik. Büyük şehirlerde bizim Türkiye'deki bütün arkadaşlarımız Cumhur İttifakı'na oy verdiler. Ama buradan bir AK Parti güzellemesi çıkarmak istiyor değilim anlamında bu girizgahı yaptım. 2002'de geldiğinde öncesinde piyasalarda 3 aşağı 5 yukarı buna benzer bir kaos ortamı vardı. Belirsizlik vardı, güvensizlik vardı. Yani piyasalar gidiyor geliyor, insanımız ne alıyoruz sorusundan daha çok ya ne yapacağız, nereye gideceğiz sorusunu soruyordu. Geldiler, piyasalar kendiliğinden sükun buldu. Kendiliğinden dolar düştü. Moral. Kendiliğinden moral düştü. Kendiliğinden sükun buldu. Geldiklerinde %34'tü Yusuf Bey oyları. Evet. Yani 3 kişiden birisi oy verdi.
O zaman da bunlar gelirse şöyle olur, böyle olur değil mi? Yani Türkiye yıkılır, işte geri olur, işte orta çağa gideriz, işte ilk çağa gideriz, işte şu bu spekülasyonların tamamı vardı. Ve ayyuka çıkacak şekilde vardı. Hatta bu kesimin, yani bugünkü iktidarın kendisini savunabilecek yani medyası, medya savarı bugünkü gibi yoktu. Yani bir enformasyon vardı, dezenformasyon vardı ama enforme edecek altyapısı yoktu. Ama piyasalar kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygın olmadığı, haberleşmenin bu kadar hızlı olmadığı o dönemde piyasalar huzuru, güveni satın aldı ve kendiliğinden piyasalar sükun buldu. Niye? Güven ortamı vardı. Bugün yapılması gereken şey de şu. Güven ortamının tesisine mani nedir? Yani önce teşhis. Öyle değil mi? Yani bir hastalık var, gidiyorum doktora, bana tedaviden önce teşhis koyması gerekiyor. Bugün %50 oy aldığımız bu kitlenin bugün sözümüze itibar etmiyor oluşunun temel sahipleri nedir sorusunu soracak, tespit yapacak. Bunu yaparken de 2023'ü kotarmak için değil, 2023'teki seçimi kazanmak için değil, milletin duası, Allah'ın rızası ve üzerimizdeki tarihi sorumluluklarımızı yerine getirme noktasındaki doğuştan kaynaklanan sorumluluk duygularımızla şu soruyu sorduğun zaman cevabının kolay olabileceğine inanıyorum. Yani bizi yönetenler milletle bir çalıştay ortamı içerisinde yüzleştiğinde artı eksi yaptığında ben yeniden size bir güven ortamını telkin etmek istiyorum dediğinde çarenin, çözümün kolay olabileceği kanaatini taşıyorum ben. Mesela Yusuf Bey, deniliyor ki geçen Baye işte veliahtı, veliaht prens diyorlar herhalde yani. Zayed. Baye'nin işte bin Zayed. Geldi buraya, 10 milyar dolar civarında bir yatırım anlaşması yaptı. Arkasından işte Aselsan'la ilgili spekülatif haberler gündeme geldi vesaire. Ama 14'e yani 13.80'e çıkmış dolar 11 küsüre kadar 10 milyar dolardan dolayı indi değil mi Ali İhsan Bey? 12'lere kadar indi. Yani şöyle oldu. 10 milyar dolarlık bir girdi. Olabilecek bir şey bile piyasaya bir güven telkin etti. Bugün bizim Sayın Cumhurbaşkanımız bankalarda 300 milyar dolara yakın dövize endeksli vatandaşımızın yatırımının olduğunu söylüyor. Hemen toparlayalım. Yani sahanın uzmanı insanlar da 500 milyar dolara yakın yastık altı, bilezik, altın, kolye, buna benzer değerli maden eşyalarının insanımızda olduğunu söylüyorlar. Yani dışarıyla içeriği topladığın zaman total 1 trilyon dolarlık bir servetten bahsediliyor. Şimdi şu, siz vatandaşa mesela çözüm önerisine büyük birliğin dediniz ya, Sayın Genel Başkanımız da söyledi bunu. Bu şu, Türkiye'nin yatırım için paraya ihtiyacı yok. Mesela Yavuz Selim Köprüsü'nde işte 3 nokta küsür milyar dolara mal oluyor. 23 yıllık bir işte anlaşmayla karşı tarafa veriliyor. 40 bin araç günlük garanti 35 dolardan başladı. %5 yıllık artışı işte 44 dolara geldi. Şimdi önümüzdeki dönem senede 44 dolara artı %5 dolar üstünden tekrar kar. Bunu vatandaşa vereceksin. Yani 1 trilyon doları olan vatandaşa şunu söyleyecek devlet. Kardeşim, ben seninle MMU yani Milli Muharip Uçağı Fabrikası'nı ben Türk vatandaşıyla beraber yapmak istiyorum. Bunun için Bahreyn'den, Amman'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Endonezya'dan veyahut da İslam dünyasında parası pulu olan kim varsa şundan bundan değil, bunun geliri milletimizin. Bir uçak 100 milyon dolar. Yani milletimizin, ben şu garantiyi veriyorum. Dövize
kura milletimi ezdirmeyeceğim. Bu projenin artısı bir avuç insanın değil, efendim sermayedarın değil, aziz milletimizin dediğin gün ben doların, dövizin aşağı doğru ineceğine inanıyorum. Güven ortamının tesis edileceğine inanıyorum. Ve bu 1 trilyon dolarlık yatırımın Türkiye'yi jeopolitik konumunu fevkalade yükselteceği kanaatini taşıyorum. Teşekkür ederim. Tabii yönetmenim de haklı çünkü aksıyor program ama değerli yönetmenim eğer Büyük Birliğin çözümü şudur dediği dakika ben kesersem Muhittin Bey'i Büyük Birlikçiler de diyecek ki sunucuya bak tam çözüm önerisi sunuyorduk kesti bana da hak ver reklam. Son bölümle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Mehmet Ali Oğuş'la devam edelim. Siyaset diyelim artık. Vatandaşın gündemini konuştuk. Tabii televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz varsa ilk iki bölümde ekonomiyi, marketi, hayat pahalılığını, vatandaşın gündemini konuştuk. Sonra gönül koymayın, bizim gündemimizi niye konuşmuyorsunuz demeyin. Konuştuk. Şimdi siyaset tabii birçok konu var ama açıkçası bütçe görüşmeleri vardı ve bütçe görüşmelerinden ya da bütçeden daha çok, çok ortaya çıkan bir manzara çok, konuşuldu. Çok tatsızdı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP liderinin o hareketi ne dersiniz? Çok konuşuluyor hala da. Çok kısa uzatmadan şunu söyleyeyim. Sözlerinin de önüne geçti. Bir partinin genel başkanına ya da bir milletvekilinin dışında normal bir insanın bile yapıldığında kabul görmeyecek bir hareketin üzerinde konuşmayı bile gereksiz görüyorum. Ayıpla karşılıyorum. Çok yanlış bir hareket. Bu kadar yani. Bunu saatlerce anlatabiliriz ama televizyonlarda ve parlamentoda ana muhalefet partisinin genel başkanının ne kadar heyecanlanırsa heyecanlansın. Bence güzel bir konuşma yaptığını düşündüğü için dikkat etmişseniz ilkini avucuna vurdu zaten. İki vuruş yaptı. İlki avucunaydı. Hani dil sürçmesi olur da el sürçmesi de olmaz herhalde. Yok yok o bilinçli o coşkuyla yapılmış bir hareket. O tesadüf bir hareket değil. Biz yıllarca sporculuk yaptığım için bilirim. Yani bilerek yapmadı. Bazen o golü attıktan sonra o tribüne yaptığımız hareketten hakemin bize kart göstereceğini bile bile gideriz o tribüne hareketi yaparız. Orası stadyum değil ki meclis. Ama işte bir şey anlatıyorum bakın. İnsan psikolojisi. İnsan psikolojisini anlatıyorum ben. Orada o kadar büyük tezahürat ve alkış aldı ki konuşmasında ve hakikaten coşkulu bir konuşma yaptı. Yani bazen ben liderler için söylerim. İnanılmaz performans derim. 2005 yılında Deniz Baykal'ın Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün kendisine aday olduğu kurultayda ığ demeden 3,5 saat konuşma yaptı. Ki o çok ığ der televizyonlarda. Iğ demeden 3,5 saat konuşma yaptı. Deli bir performanstı. O kurultayı hatırlayanlar bilir. Bazen öyle coşar. Ben Kılıçdaroğlu'nun da kendi performansından çok etkilendiğini... Ve kendi kalesine mi gol attı diyorsun? Yani biraz öyle oldu. Yani biraz öyle oldu. Tabii ki yani bu sonuçları bir genel başkanın hesaplaması lazımdı. Aşağı yukarı 2011'de geldi genel başkan oldu. Ondan önce genel başkan yardımcılığı var bildiğim kadarına. 2002'den grup başkan vekilliği var. Bu sonuçları bilmesi lazım. Ama gene söylüyorum coşkusunu yenemedi. Kabul şey yapamadı. Savunmayı nasıl buldunuz Özgür Özel'i? Kabul edilir gibi değil. Ben baştan söyledim. Yani sol elini sağ elini sırtına vurması suretiyle vesaire. Yok. Yani bunların hepsi bahane aramaktır. Aslında orada AK Parti grup başkan vekili sanıyorum şimdi hatırlayamadım ama özür dilesin dedi. Mahir Ünal. Yani orada bir özür olabilirdi. Ne olur ki yani? Bu küçük düşünmez ki siz. Yanlış yaptınız ya. Hatadır bu. Özür dilese belki bu kadar konuşmuyor. Onu anlatıyorum. Aynı şekilde İyi Parti milletvekilimiz için de burada ben toplantı Sabri Bey'in toplantısında söyledim. Yalanlama yerine ya ben bir hata yaptım deseydi Türkiye 15 gün onu konuşmayacaktı. Ya da genel başkan ilk gün hemen yanlış yapmış deseydi Meral Hanım gene konuşulmayacaktı. Yani bazı şeyler vardır ki onların büyümesine neden olan kişinin kendisi oluyor. Yani bazen hükümette de arkadaşlarımız yapıyor. Bir bakan yapabiliyor, bir milletvekili yapabiliyor. Yani şeyin ekonomi bakanının da cumhurbaşkanımızın yardımcılarından çıkıp ekonomik konularda konuştuğunda onlarınki de öyle. 6 ay sonra göreceksiniz bu ülke güllük gülistanlık olacak dediğinde
Bir de elini kaldırıp size sorar. Nasıl olacak? Bilmiyorum ama olacak. Tahmin ediyorum diyemezsiniz. Artık hava raporunu bile haftalık veriyorlar. Yarım saat sonra dolu yağacak diyor, dolu yağıyorlar. İki saat sonra güneş açacak diyor. Yağmurlu havada güneş açıyor. Artık bu teknolojide, bu imkanlarla siz insanlara nasıl, neyi değiştireceğinizi söyleyeceksiniz. Ve ikna edeceksiniz ona. İnandıracaksınız. Bu siyasetçi için çok önemli bir şeydir. Ben teşkilatçılık yaptım 20 yıl. Hiç benim meclis üyeli adaylığım bile yok. Kendi bulduğum özellik o. Ben karşımdaki insanı konuşarak ikna edebilen bir adamım diyorum. Onun için bu teşkilatlanmada başarılı bir taktik diyorum. Çünkü Allah vergisi bir şeydir bu. Ama bir milletvekili için bu geçerliği yoktur. Milletvekili gen soru verir, önerge verir. İşte genel başkanın cebinde siyaset yapar. Ama bir teşkilatçılık, il başkanlığı, ilçe başkanlığı, yöneticiliği kolay iş değildir. Sokaktaki vatandaşı ikna etmek, ona verdiğiniz sözlerin yerine gelmesi için nasıl neler vaat ettiğinize inandırmanız lazım. Bunlar çok zor işlerdir. Ben siyaseten bütün bu konuşmalar televizyonlarda da izliyoruz. Mesela AK Partili yöneticiler ve sorumlu gazeteciler ya da yakın gazeteciler şey diyorlar. Ya hep böyle konuşuyorsunuz ama biz vatandaşa gidiyoruz. Özellikle Cem Bey çok kullanıyor, ismini söyleyeyim. Ben 4 kişiyle konuştum. Dün dediler ki AK Parti gene birinci parti. Abi ben de dışarıdaki adamla der ki ben de konuştum CHP birinci parti. Bu değil. Önemli olan sizin bu tabloyu dışarıda 2-3 kişiyle kendi çevrenizdeki arkadaşlarınızla konuşmanız değildir. Gözlemlerinizdir. Ben hep onu söylerim. Gözlemlerinizle konuşmanıza hiç gerek yok. Hissedersiniz o havayı. Şimdi bugün AK Parti'nin ya da şöyle söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nın ben olabilecek 2002-2023 tarihine olursa olsun Cumhurbaşkanımız bugüne kadar 5-6 kere yaptığı gibi anormal bir, yani hiç tahmin edemeyeceğimiz bir çıkış sergileyemezse, bir çözüm yolu bulamazsa iktidar olamaz. Ama diyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oyu artmıyor diyorlar. İyi de kaçırdığınız bir şey var. O kadar çok yeni partiler var ki ve bu partiler hepsi o partilerin içinden çıkmış partiler. Çok basit bir örnek vereceğim. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi. Hı hı. Kongre yapıyoruz. İlçe başkanım destek için yardımcı olmamı istedi. Gittim. Dolayısıyla diğer partilerin ilçe başkanları da geldi Kenancığım. Genç bir çocuk. Kim dedim? Dediler ki Gelecek Partisi'nin ilçe başkanı. Gittim. Teşekkür ettim. Sohbet ettim. Abi ben AK Parti'de gençlik kolu başkanıydım dedi. Gelecek Partisi'nin ilçe başkanı oldum dedi. 800 kişi üye biz vardı. Hepsi AK Parti'den geçti. Bakın. Tekirdağ Muratlı ilçesini anlatıyorum. He, yarın hepinizi davet edeyim, gidelim aynı çocuğun çayını içelim, konuşalım. Bu kadar net bir bilgi. Şimdi Tekirdağ Muratlı ilçesinde siz bu kadar insanı bir yerden bir yere kaçırmışsanız CHP'nin oyunun artmasına gerek yok ki. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar olmayacağını ben her yerde söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhuriyet Halk Partisi tek başına hiç iktidar olamaz. Ama bu Millet İttifakı derseniz, bu yelpazeyi büyütürseniz evet o zaman iktidar olur. Ama belki de seçim zamanında, tarihinde olursa bugün liderliğini bile kaybedebilir Cumhuriyet Halk Partisi. Ve ben söylüyorum bugüne kadar son 4-5 seçimde aldığı 24-25-26'ları göremeyecek. Ama bu AK Parti'nin oyunun artacağı anlamına değil. AK Partili Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermez. AK Parti'ye oy veren Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermez. Herkese verir, oraya vermez. Bakın bu lafımı unutmayın. Artmaz oyu. Çünkü orada bir korku var. Nasıl bugün AK Parti... Yaşanmışlık var. Öcü diyor, korkutuyor. Helalleşeceğiz diyor. Helalleşecek, helalleşmek ne? Kendi 11 yılını helalleşecek. Ecevit'i mi helalleşecek? Baykal'ı mı helalleşecek? Kendi 11 yılını helalleşecek. Bugün çok doğru bir laf söyledi. Partimizin geçmişteki hataları dedi. Bugün çok doğru bir laf söyledi. Sonra farklı konuştu. Bugün şeyde, Urfa'da dedi ki bizim için Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ki dedi Ankara'dan öteye geçmiyorlar. Evet ben de 25 yıldır aynısını söylüyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi 18 seçimdir 32 ilde milletvekili çıkaramıyor ya. Nasıl anı muhalefet partisini? 32 ilde yoksun. Örgütün yok, teşkilatı yoksun. Bakın bir Diyarbakırlı gelip İstanbul'da milletvekili adayı olduğunda Ankara birinci sırayı kabul etmiyor. Diyarbakır birinci sırayı kabul etmiyor. Baro başkanı bu adam. Aşireti var. Çünkü biz diyor yokuz burada diyor. Şimdi ana muhalefet partisi dediğiniz zaman Türkiye'nin her yerinde ama bir tane, ama yarım Topal tane. Şu konu için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmak yerine ben bugün Türkiye Değişim Hareketi ve Türkiye Değişim Hareketi gibi halka giden, dokunan, onlarla buluşan, dertlerini dinleyen ve çözüm önerileri sunan. Biz insanlara hükümetin yaptığı eksik bir şeyi anlatırken
önce faydalı yaptığı işleri de anlatıyoruz. Sonra diyoruz ki bu konuda eksikleri var. Biz bu konuda böyle davranırsak daha başarılı oluruz diyoruz. Evet, ben ekonomik konuların daha şeffaf ve masa etrafında çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Peki. Yani biz konsey toplansın dedik. Ekonomik konsey, Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanımız ekonomik konseyi toplayarak akil adamlarıyla bu ülkeyi yöneten, ekonomisinde yıllarca akıl yormuş insanları bir araya getirip onların fikirler alınabilir. Siz gene istediğinizi yapacaksınız, yapabilirsiniz ama bir dinleyin ya. Yani onun hepsini tukaka ederseniz tek başınıza aldığınız kararın da arkasında durmanız için sizin muhakkak yanınızda bu konudan uzmanların olması lazım. Hiç kötü bir şeydir bu. Merkez Bankası'nı değiştiriyorsunuz, para fonunu değiştiriyorsunuz. Onların yanında para ekonomisini yöneten insanları değiştiriyorsunuz. O zaman diyorlar ki evet, burada bir eksiklik var. İşte toplumdaki algı, toplumdaki panik ve gerilim buradan doğuyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Eşeci, şimdi Kılıçdaroğlu'yla başladık, Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Baktığımızda bir büyük baskın hadisesi de var. Onun öncesinde helalleşme çıkışı var. Çektiği bazı videolar var. Eğer Millet İttifakı cephesinden bakarsak bir küfür hadisesi var. Akabinde grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kullandığı ifadeler var. Vesaire vesaire. Tabii bir de son Sayın Kılıçdaroğlu'nun hareketi. Nasıl karşılıyorsunuz bu tip olayları? Yusuf Bey, sorunuza cevap vermeden, buyurun, yarım kaldığını düşündüğüm bizim çözüm önerilerimizle alakalı birkaç şey söylememe müsaade verin lütfen. Tabii. O da şu, bak ben değil, izliyorum. Sahanın uzmanları, Türkiye'nin insanımızın rezervi, birikimi, müktesebatı noktasında rakamlar veriyorlar. Bu rakamlardan yola çıkarak 1 trilyon dolara yakın bir satın alma gücünün insanımızın elinde atıl vaziyette durduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla muhtaç olduğumuz kudret kendi kasamızda, kesemizde, cebimizde, evimizde, ocağımızda, yastığın altında mevcut. Yani ol mahiler ki derya içredir de deryayı bilmezler diyor Ziya Paşa. Bir söz söylüyor. Dolayısıyla biz aslında zenginliğin içerisinde yüzen, serveti olan ama fakir yaşayan bir millet konumuna düşüyoruz. Dolayısıyla Türkiye çok rentable, verimli, yani sosyal faydası olan, finansal faydası olan, manevi karlılığı olan müesseselerine milleti ortak ederek ve dövizin veyahut da işte kar olarak milletin değer olarak kabul ettiği ne varsa onun altına düşmeyeceği noktasında devletimiz garanti verirse Türkiye para problemini, finans problemini kesinlikle halledebilir kanaatini taşıyorum. İkincisi, bakın 2021 yılında 580 milyon lira, 2022 yılında 680 milyon lira, 2023'te de seçim var, 2,5 eski parayla 4 trilyon lira 5 siyasi partiye hazine yardımı yapılıyor Yusuf Bey. Bu kadar sıkıntılı bir ortamda tam 30 yıldır rahmetli Muhsin Başkan'ın deyim ve tabiriyle emzikli çocukların süt parasıyla siyaset yapan bir siyasi hareket olarak bu dönemde 5 siyasi parti hazineden bu yardımı almayacaklarını deklare etmeliler. Bu 2,5 katrilyon lira ve 2022 yılındaki para, yani onun da eklediğin zaman 3,3 katrilyon yapar. Bizim Karadeniz'e versen, yani Karadeniz'e yatırım yapsan işsizlik problemi hallolur. Bu olağanüstü bir rakam. Devlet bundan vazgeçecek. Üçüncüsü, mesela güç benim elimde olsa biz Cumhur İttifakı'nın 2023'te seçimi mutlaka alması gerektiğini ve hatta bunun bir milli güvenlik meselesi olduğuna damarlarına kadar, iliklerine kadar inanan Anadolu çocuklar olarak. Yani o kadar çok, yani üst gelir grubuna mensup bürokratın emekli olduğunda çok ucuz imkan fırsatlarla hayatını devam ettirebileceği sosyal tesislerimiz var bizim. Ben bunları satarım.
Yani milletime de güven telkin ederim. Yani 2800 lira maaş alan 7 milyon asgari ücretle geçinen insan var. Bir de %20'lere dayanmış işsizlik oranımız var. TÜİK verileri değil de yani OECD kriterlerine göre. Bu insanların nezdinde hem yüksek geliri olan hem de çok ucuz hayatını devam ettirdiği bu milletin müktesebatı, bütün sosyal tesisleri satarım. İsrafla alakalı bir şöyle bir çizelge önünüze konulduğunda devletin kendisi de söylüyor, Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, hükümet yetkilileri de söylüyor. Kabul edilebilirin çok ötesinde bir israf var. Bütün bu israflardan vazgeçilebileceğini topluma deklar edebilmeliler. Ötesine bir şey daha söyleyeyim. Devletin elinde olağanüstü imkanlar oluşturabilecek hazine arazileri var. Bak bugün asgari ücretli için hatta memur, hatta dul, hatta yetim, hatta işte kendi yağında kavrulan esnaf için 3+1 daire bugün İstanbul'da 1,5 milyon liranın altında mümkün değil. Onun için daire alabilmek, araba alabilmek veyahut da efendim işte bütün bunlarda mal sahibi olabilmek imkansıza yakın zor gibi gözüküyor. Ben devletin elinde hazine arazileri var. Zaten kentleşme sorunumuz da var. Marmara bölgesi 40 milyona dayanmış. Olağanüstü bir şehirleşme var. Ben ona topraksız insan, insansız toprak modeli diyorum. Bu geri kalmış toplumların karakteristik özelliğidir. 10 tane şehir planlaması yaparım hazine arazilerine. Anadolu'dan göçü durdurmak adına bu şehir planlamasını yaparım. İmarını çıkarırım. Ve hakikaten 21. yüzyılın insanının her türlü sosyal, İçtimai, sınai, altyapısını oluşturabilecek, ihtiyacını karşılayabilecek şehir planlamasını yaparım. Arazimi insanıma satarım. Elde ettiğin gelirle Türkiye bölgesinin her türlü ihtiyacını giderebilecek olağanüstü imkanlara sahip olur kanaatimi taşıyorum. Unutmayın lütfen. Madem yani, bu konuya girdiniz. Yani göçü engellemek için dediniz ya. Köyleri nasıl modernleştirebiliriz? Yusuf Bey, Almanya... Yani orada okul olacak, biraz daha insanlar şehir hayatına özeniyor. Yani orada durmaları lazım, üretim olmalı. İşte mesela şu küçük çekmecede bilmem 250 bin, 300 bin nüfus olmamalı vesaire vesaire. Yani Sivas'tan, Malatya'dan, ülkenin farklı yerlerinden insanlar köylerinde nasıl kalacak? Köylere ne yapabiliriz? Bu daha mantıklı bir yöntem değil mi? Yani şöyle mesela ben devlet planlama teşkilatında olsam devletime şu öneride bulunurum. İstanbul bir metropol şehir olarak Türkiye'nin kültürel baş şehri olmalıdır. İstanbul katma değeri yüksek olan yani Bonn gibi, Berlin gibi, efendim Manhattan gibi bir cazibe merkezi olmalıdır. Ama İstanbul bir tekstil baş şehri olmamalıdır. Mesela işte bu noktada tekstile önce olan Karadeniz'imiz var. Denizden ulaşım var, havadan ulaşım var, karadan ulaşım var. Oradan pergelinizi tuttuğunuz zaman 3000 metre sağlı sollu etrafınızda 30'a yakın ülke var. Yani siz tekstilin merkezini Karadeniz'e taşıyacaksınız. Efendim işte X bir stratejik ürünün merkezini şuraya taşıyacaksınız. Ve göçün oradan buraya oluşmasını önleyeceksiniz. Bir örnek mesela Almanya 370 bin kilometre kare toprağa sahip. Türkiye 780 bin. Türkiye'nin yarısından daha küçük. Mesela Doğu Almanya ile birleştiği halde öyle. Yani ve 90 milyon nüfusa sahip göçmenler hariç. Göçmenlerle beraber 102-103 milyon Almanya'nın nüfusunu söylüyorlar. Yani Alman vatandaşı olmayanlarla beraber. Bizim de nüfusumuz 90 milyon. Ama 90-100 milyonluk Almanya'nın baş şehri Berlin'in nüfusu 3,5 milyon. Ve Berlin'in yani bir sanayi şehri aynı zamanda ihracatı Yusuf Bey Türkiye'nin toplam ihracatının iki katına yakın. Yani 1.2 trilyon avro ihracatı olan bir ülke Almanya
Berlin 400-450 milyar avro ihracat olan bir sanayi şehri. Ama 3,5 milyon nüfusu. Bugün İstanbul mesela, eski rahmet olsun, Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Beyefendi, 2014'te ben Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım partimin. O zaman dedi ki 2014'te, bugün İstanbul'un nüfusu simülatik analiz 24 milyon dedi. Yani günlük sirkülasyon. Hmm. O zaman 2014'te söylediği söz, bu söz ona ait. Bugün 30 milyon. Bu 30 milyonluk şehir normal değil. Bu 30 milyonluk şehrin muadili Kahire'dir. Mısır'ın başkenti, efendim Pakistan'ın Karaçı'sıdır. Ama bunun örneği gelişmiş ülkelerde yok. Serpiştirilmiş. Mesela Almanya'nın fakirleri veyahut da dar gelirliler veyahut da memurlar veyahut da standart hayat geliri, yani standart gelir olan insanlar şehirlerde duruyorlar. Ama varlıklı insanlar, imkanı olan, müktesebatı olan insanlar taşraya gidiyorlar, köyüne gidiyor, mezrasına gidiyor. Çünkü her yerini eşit oranda mamur etmiş. Şimdi siz, ben orduluyum, ordunun dağına taşına çıkın. Köyler ağıt yakıyor. Rahmetli Muhsin Başkan derdi ki bir dağın tepesinde tüten bir ocak orayı bekleyen karakol gibidir. Siz ocağı söndürdüğünüz zaman yani erenin ocağı sönmüş gibi olur. Yani o zaman o dağın başında kurtlar öter. Yani Türkiye'nin çözülmeyecek problemi yok. Ha şunu da söyleyeyim. Yani yiğidin hakkını vermek lazım. Mevcut iktidar devrim denebilecek şeyler yapmıştır. Savunma sanayinde yapmıştır. Mavi Vatan konusunda yapmıştır, Azerbaycan konusunda yapmıştır, dünya beşten büyük diyerek yapmıştır. Yani şey için söylemiyorum, yani o da onun öyle olmasını istemezdi. Ama rahmetli Ecevit'in Clinton'ın karşısında bir fotoğrafı var. Hepimizin içini acırtan bir fotoğraftır o. Bugün bu fotoğrafı, bu deli gömleğin Türkiye'ye giydirmek mümkün değil. Türkiye hak iddiasında olan, eski topraklarıyla, müktesebatıyla, inanç coğrafyasıyla bir beraber olmak isteyen ve dünyanın büyükleriyle, enleriyle birek güreşi yapan bir ülke. Bütün bunlar... Ecevit'in ömrü Amerika ile kaldı. Yok, ben buradan Ecevit'e taş atmadım. Ecevit Avrupalıdır, Amerikalı değil. Yok, ben ona rahmetli Ecevit'e taş atmadım. Başka bir şey söyledim. Başka bir şey söyledim. Bill Clinton onun üzerinden aslında o hakareti bize yaptı. Yani ben şeyi söylemiyorum. Başka bir şey söylüyorum. Yani bugün aynı şeyi buraya da yapmak isterler ama Türkiye o sınırları aştı. Ötesinde şu, işte Milli Güvenlik Kurulu'nda bugün ekonomik meselelerin tartışılıyor oluşu nedeni gerçekten bugün aradaki makasın açılması gerçekten milli güvenlik sorunudur. Yani şöyle Yusuf Bey, dün mecliste hararetli bir oturum vardı. İçişleri Bakanımız da konuşma yaptı. Orada kürsüye çıkan PKK'nın milletvekili, HDP'nin değil. PKK'nın milletvekili şöyle yaptı. Andolsun, az kaldı. Andolsun hesap soracağız. Andolsun pişman edeceğiz sözleri. Şimdi burada ne anlıyorum ben? Cesaret gelmiş bak birilerine. Değil mi? Yani halının kayganlığıyla, zeminin kayganlığıyla alakalı. Bu üzüntü verici bir şey. Benim Gazi Meclisi'mde PKK'nın siyasi sözcüsü parmak sallayarak 10 bin yıllık tarihi olan imparatorluklar kurmuş. Efendim medeniyetin yani öteki Anglo-Sakson ötesinde yani Anglo-Sakson bir grup vesaire ama yani öteki dünyanın merkezini inşa etmiş bir milleti Sayın İçişleri Bakanı'nın üzerinden tehdit ediyor oluşu bugünkü sahada Anadolu insanının 10 milyonlarca insanın bize olan itirazıyla alakalı ise o zaman o yüzleşmeden ben yüzleşmeliyim. Yani şu, nerede hata yaptık sorusunu samimiyetle sorarsan millet seninle barışır, kucaklaşır, Allah da sana yardım eder. Türkiye'nin imkanı var, peki, müktesebatı var, birikimi var. Yani adaleti amansız, fakatsız, lakinsiz yapacaksınız, fırsat eşitliğini sağlayacaksınız. O da şudur. Ben Allah şahit ki ön yargısı söylüyorum. Ben beyaz kağıtla söylüyorum. Dupduru bir gönülle söylüyorum. Ali İhsan Bey'le benim. Kenan Bey'le Mehmet Ali Bey'in
devletin karşısında hangi kliğin insanı olduğunun ötesinde tarağın dişleri gibi müsavi olması lazım. Ve bundan bizim gönüllerimizin mutmain olması lazım. Ama bugün öyle değil. Bugün öyle değil. Eskiyle mukayese edildiğinde bugün kıyas kabul edilmez. Ama siz bunu Z kuşağı diye tabir edilen, dünün hafızasından yoksun kitleye izah edemezsiniz. Peki. Sorumluluk duygumla şunu söylüyorum. 2023 önümüzdeki 100 yılı belirlemeyecek. Bana göre 1000 yılı belirleyecek. 6 artı 1 diye ifade ettiğin adamın eline geçtiğinde, dün bak Kürdistan ifadesini kullandı. Buradan Allah şahit ki dinde kardeşim, hilkatte eşim olan Kürt'ü Türk'ten veyahut da Türk'ü Kürt'ten üstün gören alçak olsun. Benim dinde kardeşim hilkatte eşimdir. Kaderim bir, kederim bir, hüznüm bir, dinim bir, imanım bir, tarihim bir, Allah'ım bir. Sevmezsem cennete gideceğim, gidemeyeceğim. Aziz peygamberim söylüyor. Kürt Türk derken bile utanıyoruz biz. Ama bakın o ifadeyi kullanırken son bölüm telafi edemiyor. Türkiye'deki ana muhalefet orada sessiz kaldı. Bu bir zımnen ortaklık, işbirliği. Bunlara Türkiye teslim edilmemeli, edilememeli. Ama nasıl olur bitiriyorum, son cümlem. Dün akşam genel başkanınız söyledi, kessinler paralarını. Çok basit. Eyvallah. Ödemeyin parayı. Eyvallah. Ben sadece onu söylemiyorum. Kesin parası. Bu dönemde sadece HDP'nin, çok PKK'nın basit parası değil. Bu dönemde diğer siyasi hareketlerde para almamalı. Yani bize küsen, unutulduğunu hisseden, kendini öteki hisseden Anadolu'da kim varsa samimiyetle kucaklamalıyız. Ötesi kolay. Ötesi kolay. Amerika'nın geri çekildiği bir dönemde, Avrupa'nın güçsüzlüğünün ishar olduğu bir dönemde ve küresel dünyanın yeryüzü insanlığına huzur veremeyeceğinin anlaşıldığı bir dönemde bir yıldız ülke olarak Türkiye olağanüstü imkanlara sahiptir. Peki. Yeter ki niyetimiz halis olsun. Ali İhsan Bey, mecliste yaşananlar, kavgalar, sataşmalar, hakaretler, el hareketleri, işte Muhittin Bey'in bahsettiği kimi tehditler, diyor ki Sayın Açıcı, bir cesaret gelmiş. Neyin cesareti bu? Şimdi bir an, yani böyleyse tabii. Bir açıdan cesaret diyebilirsiniz ama HDP'yi kastederek söyledi Muhittin Bey. Dolayısıyla evet, gerçekten HDP'de bir cesaret olduğu çok açık, çok kesin. Söylemlerine baktığınız zaman bir garanti almışçasına CHP'den ve İYİ Parti'den o şekilde bir söylem geliştiriyorlar. Ama ben CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o el hareketi üzerinden şu yorumu yapmak zorundayım. Yani bir yandan siz helalleşme peşinde koşuyorsunuz, helalleşeceğiz diyorsunuz. Daha 2 hafta, 3 hafta öncesinde Lütfü Türkkan, bırakın sıradan vatandaşlarla helalleşmeyi, bir de şehit olmuş bir insanın bacısına açıkça küfrediyor. Ne yapabilir ki CHP Genel Başkanı diyebilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsa yapılan hareket, yapılan küfür yanlıştır. Tasvip etmiyoruz demesi gerekir. Herkes bunu söyledi bile. Ama ya. Herkes söyledi onu. İşte, gerçekten söyledi. O zaman ben şunu herkes merak... Herkes söyledi. Yani parlamentodakiler de söyledi. Ana muhalefetin dışındakiler de söyledi. Ama ben şunu merak ediyorum. Hiç kimse tasvip etmedi yani. Ben şunu merak ediyorum. Bir disiplin meclisi uygulanmadı. Herkes söyledi. Mehmet Ali Bey, söz ispat ister. Abi kullananlar mı çekecek? Cumhuriyet yani, Halk Partisi. Hocası ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi. Halk Partinin işi abi. Cumhuriyet partinin Halk Partisi'nin helal konusundaki. Ama o partiyle de ben işbirliği yapmayı tekrar gözden geçiririm diyebilirim. Onların işi o. Yani dışarıdaki bana iktidarda... Ama İYİ Parti'de bakın diyorsunuz ki hepsi kınadı diyorsunuz. O hepsinin içinde herhalde İYİ Partililer de var. İYİ Parti... Onlar geç kınadı işte. Hatayı orada yaptılar. Hemen kınamaları lazımdı. Geç kınadılar. Ama yani sonuç bahaneler aradılar. Lafınızı kesmiyorum ama... Estağfurullah. Yani açmamız lazım. Tek düze ama biz burada... Ama yaptı yani. Hakikaten eleştirdi. Herkes eleştirdi. İşte herkes eleştirdi. Benim beklediğim de şu. CHP Genel Başkanı yüksek sesle şunu diyebilirdi. Bizim ittifakımız İYİ Parti ile devam ediyor. Ama Lütfü Türkkan'ın yaptığını kesinlikle tasvip etmiyoruz diye köşeli bir cümle kullanmış olsaydı ben şu an şu değerlendirmeyi yapamazdım. Herkes farklı kullanır. Yani o peki, başka bak ama bence tepki verdiler yani. Peki. Parlamento tepki verdi. Ama işte devamında şu oluyor. Bir de el hareketini CHP Genel Başkanı kendisi de yapınca. Kabul edilir değil tabii ki. Ben diyorum ki tabii, acaba işte HDP'ye verilen cesaret
sonrasında HDP'ye verilen cesaret sonrasında CHP'nin tabanındaki ulusal kesimin, ulusalcı kesimin itirazları, bir de İyi Parti'nin tabanındaki kendisini milliyetçi olarak, ülkücü olarak tanımlayan insanların tepkileri, acaba ki ben acabayı da kaldırıyorum ama en azından nezaketen acaba diyeyim, o sinirlilik ortamını, o gerginlik ortamını doğuruyor mu? Ki yani siz muhalefetsiniz, sırtınızda yumurta küfesi yok. At istediğin gibi vaatte bulunuyorsun zaten. Ben geldiğim zaman yarım saatte her şeyi düzeltirim diyorsun. Söylüyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun. Bir tek sırtında yumurta küfesi varsa Ankara Belediye Başkanı'dır, İstanbul Belediye Başkanı'dır, İzmir Belediye Başkanı'dır. Bunun dışında merkezi yönetim olarak sırtında bir yumurta küfesi yok. Herhangi bir sorumluluğun yok. Gayet rahat konuşuyorsun, muhalefet yapıyorsun ama geliyorsun el hareketiyle konuşuyorsun. Bu sinirlilik nereden geliyor? Bu sinirlilik benim nacizane kanaatim, İşte o halka izah edilemeyecek olan HDP, İyi Parti, CHP ortaklığı devamında 2012'ye kadar Türkiye'deki ekonomiyi yönettiği söylenilen, onlar öyle söylediği için söylüyorum. Ben ekonomi noktasında Ali Babacan'ın o tarihlerde Türkiye'yi sattığı, peşkeş çekildiği falan şeklindeki söylemlere katılmıyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu daha düne kadar bunu söylüyordu. Kendisi söylüyordu. CHP'nin eski yönetimi değil, bizzat Kemal Kılıçdaroğlu söylüyordu. Bizzat Kemal Kılıçdaroğlu daha düne kadar 2016 yılındaki Ahmet Davutoğlu'nun dış politikadaki başarısızlığını, hatta ülkeyi bir çıkmaza, bir savaşa götürme politikasından bahsediyordu. Şimdi kan kardeş oldularsa, kanka oldularsa bunun halka nasıl anlatılacağına dair bir çözüm üretmeye çalışıyorlar, bulamıyorlar. Ve o sinirlilik ortamı içerisinde de o el kol hareketleriyle, ki çok ayıp bir şey. Yani şimdi sporcu yönü olduğu için belki Mehmet Ali Bey, ya işte ben de yani gidip statlarda falan filan katılırsanız herhalde o statlarda herkes küfür ediyor. Biz küfür etmeme niyetindeysek... Hayır, beni yanlış anladınız. Ben küfür edenlere demedim. Futbolcu golü attığı zaman psikoloji, o tribünlere gidiyor, o golün verdiği coşkuyla onların tahrik ediyor. Halbuki o topçu onu yapmasa, hakem bir de kart gösteriyor yani formasını çık. Aslında o kadar başarılı iş yaptı, gol attı ama onun psikolojisi onu yaptırıyor. Onu hareketlerin anlattı. Çoğu da maalesef işte o... Evet, faullü hareketler diyelim. Ayıp şeyler faullü hareketler oluyor. Dolayısıyla eğer kültürünüzde yoksa, ben şahsen yani böyle bir kültürüm yok benim böyle bir hareket yapmaya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun demek ki böyle bir altyapısı var ki bunu tekrarlayabiliyor. Bundan dolayı da en azından öyle mazeret falan üretme yerine çıkıp aslanlar gibi, ya heyecanıma yenildim. Bitti. İktidara geliyoruz. Bitti. Bunun heyecanıyla. Konuşmanın ki, coşkusundan dersiniz. Yani, sizce de kasıtlı yapmadım yani, bir anda boş bulundum. Hayır hayır, kasıtlı. Ya o spontane gelişmiş yani. Ha, kasıtlı mı yapması daha lehinedir, übrüsü mü? Benim açımdan kültür yapısını, örfünü, bakış açısını, kadınlara bakış açısını, bu tür hareketlere meylini gösterme açısından bence spontane gelişmesi daha vahim bir şey. Bilerek yaptı. Yapabilme ihtimali artıyor o zaman değil mi? Her zaman yapabilme ihtimali. Siyasi bir kişi hiçbir zaman için bu hareketten dolayı bir rant devşirebileceğini ben şahsen düşünemiyorum. Konuşması da unutuldu. Belki o hareket olmasa konuşması mı daha? Tabii. Ya, tabii yani konuşmasını... çok sonuç değerlendiriliyor. Tabii. Konuşmasını değerlendireceğimize şimdi o hareketleri konuşuyoruz. Bu arada Meral Akşener'in de bir bayan olmasına rağmen o kullandığı yavşaklar vesaire şeklindeki kelimesini de unutmayalım. Şu an itibariyle o ittifak, bakın birbirlerine tek kelime edemiyorlar. Tayyip Erdoğan'ın büyük elçilere yönelik bunları sınır dışı edin diye ben Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdim şeklindeki sözünü sokak ağzıyla konuşuyor diyen Ahmet Davutoğlu, şimdi çıkıp da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığında ayıp bir şeydir. Ben iktidara geleceğim diye veya muhalefette bulunuyorum diye veyahut da işte küçük küçük bir tane iki tane bakanlık alacağım diye şimdi kalkıp da Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hareketini
eleştirmeden bırakmam doğru olmaz, kabullenemem demesi gerekirken hiç ben şahsen göremedim. Tek bir kelimeyle açıklama yapmıyorlar. Dolayısıyla buradaki bu Tayyip Erdoğan'ı devirme üzerine... Hocam niye devirme diyorsunuz? Niye iktidar olmak demiyorsunuz? Karşı taraf iktidar olmak istiyor. Niye devirmek? Yani bana izah ederlerse... Siz iktidardasınız, atıyorum. Ben de iktidar olmak istiyorum. Bu devirmek değil ki yani. Ben de sizin yerinizde olmak istiyorum. En doğal hakkım. Ben onun için çalışıyorum. Eyvallah. Devirmek için... Tek başına olursa... Hayır, tek başına değil. Ortaklarımla da yaparım ama ortaklarıyla da yaparlarsa bana şunu izah etmek zorundalar. Şu lafımı mazur görmezseniz söylemek istiyorum. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı, Ali Babacan partiyi kurmadan 2 ay önce... Gel partiye hangi görevi istiyorsan vermeye hazırım dedi. Dediği iddia ediliyor. Ama hayır demedi. Cumhurbaşkanı hayır yani ben böyle bir şey... Cumhurbaşkanının hayır demediği bir sürü ben size hayır, o şeyi söylüyorum ama bunu gazetelerde olması yazdı. Mümkün değil. Cumhurbaşkanımız hayır böyle bir şey yok demedi. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Elimdeyken siz benim için pırlanta gibisiniz, değerlisiniz. Yolumuz ayrıldığında siz tutukakırsınız. O da ona dememeli. Toparlı. O da ona dememeli. Çünkü siz yıllarca beraberdiniz. Yıllarca beraber siyaset yaptınız. Aynı tastan yemek yediniz. Aynı bardaktan sular içtiniz. O gün öyleydi dersiniz. Bugün artık yol değişti dersiniz. Peki, ama Kenan Bey süresi hakaret var. Konuşmamaları lazım. Bir cümleyle bitireyim. Buyurun. Devirmeden kastım benim kirli ittifaktır. Eğer siz AK Parti'nin içerisindeki A isminin küçücük bir hareketine, ölümüne karşı çıkarken bir de ilkeli hareket ediyoruz biz. Dürüst hareket etmek için politikaya girdim tekrar dediğiniz halde kalkıp da yanı başınızdaki kişi o hareketleri yaptığında suskun kalıyorsanız bu kirli bir ittifaktır. Kirli ittifakın içindeki kişiler de sandıktan çıkarak bir iktidarı değiştirme peşinde değil, Tayyip Erdoğan'ı devirme niyetiyle hareket ediyorlar demektir. Kenan Bey? Ben nereden başlayayım bilemedim şimdi. İstediğiniz yerden. Şimdi birkaç dakikamız var. Ya birincisi bu siyaseti hani mümkün mertebe toplum nezdinde hakikaten yani örnekliği olan efendim imrenilen özenilen bir pozisyonda tutmamız gerekiyor. Onu da yapacak olan insanlar söylemleriyle, eylemleriyle, vücut dilleriyle elbette ki siyaseti yapan insanlardır. Ben siyasetçinin her kademede fark etmez. Yani bir ilçe yönetimde de olabilir. Başbakan, cumhurbaşkanı, meclis başkanı düzeyinden olabilir. Siyasetçinin toplumun en çok imrendiği insan olması gerekir. Yani buna ümera diyorlar. Ümera ve ulema biliyorsunuz. Yani ama şimdi siyasetçinin toplumda itibarı düşük olursa, siyasetin itibarı düşük olursa o zaman toplum kiminle hangi iş yapacak? Bu olmaz. Yani bunun değerini korumamız gerekiyor. İkincisi, şimdi siyaseti fazla da popüler bir hale getirmemekten, popülist diyelim daha doğrusu doğru ifadeyle. Şimdi biliyorsunuz hani 80 öncesinde, biz onu daha sonraki yıllarda öğrendik. 80 öncesinde işte Sayın Süleyman Demirel'in birçok sözü var ama o sözlerinden bir tanesi de şöyle. Hani onlar ne veriyorsa? Bir fazlasını. Bir fazlasını ben veriyorum. Şimdi hani ne veriyorsa bir fazlasını ben veriyorum diye. Şimdi bu aslında topluma bir şey getirmiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu dün Urfa'ya gitmişti. Orada bir dizi ziyarette bulundu. İşte Balıklı Göle'ye gitti. İşte Hazreti İbrahim'in dua ettiği iddia edilen bir mağaraya gitti. Orada dua etti. İnsanlarla kucaklaştı. Yani Şen Yaşar ailesinin öldürülen 3 insanı için o adalet arayışında bulunan hanımefendiyle görüştü. Ki bu bence en önemli şeylerden bir tanesi. Tabii, buydu. Ziyaretten önemli şey. Yani bir kadının kocası ve 2 oğlu öldürülmüş ve sadece kendi oğlu tutuklu, diğer oğlu tutuklu. Başka tutuklu kimse yok. Yani bunun izahını ben yapamıyorum. Yani bu nasıl bir şey? Ben onun izahını yapamıyorum. Ama bunlar olumlu şeylerdi. Ama orada bir cümle sarf etti Sayın Kılıçdaroğlu. Dedi ki, biz dedi Urfalı çiftçilerin elektrik faturalarını iktidara geldiğimizde ödeyeceğiz dedi. Ya şimdi nasıl olacak bu? Yani Urfalı çiftçilerin faturalarını ödeyeceğiz. Tamam o zaman Maraşlı çiftçilerin ne günahı var? Ya da Ağrılı ya da diyeyim ki Trakya'da da var. Yani
bu bir çözüm değil. Yani onu ben öderim, bunu ben öderim, oradan vergi almam, buradan vergi almam. Yani bu bir proje de değil. Yani bu biliyorsunuz yıllarca hani devlet çiftçiyi destekleme adına yıllarca herhangi bir sigara fabrikasında kullanılmayan tütünleri aldı ve yaktı. Şimdi bu çiftçiyi desteklemek miydi? Çiftçiyi desteklemek yani dünya standartlarındaki tütün piyasasıyla ya da şeker pancarı piyasasıyla ya da mısır piyasasıyla ya da fark etmez hangi ürünse rekabet edebilecek nitelikte ürünlerin piyasaya arzını sağlayacak teşviklerin, değil mi? Desteklerin, markalar yaratmak, Ar-Ge'lerin ortaya konulmasıydı. Ama yok ben alayım, çiftçim mağdur olmasın, gideyim onu yakayım. Bu ne oldu? Yıllarca maalesef toplumu kötürüm hale getirdi. Yani eski deyimle kötürüm diyoruz da felç yaptı diyelim. Şimdi bu tür şeylerden uzak durmak gerekiyor. Ben toplumu hakikaten her noktada yani genciyle, yaşlısıyla üretken hale getirmek gerekiyor. Yani ben devlete bağımlılığı artıracak her türlü adımı yanlış buluyorum. Bilakis devletten bağımsızlığını bir noktada ekonomik anlamda, siyasi anlamda, şu anlamda, bu anlamda temin edecek iradelerin, bireysel ve toplumsal iradenin ortaya konulması gerekiyor. Şimdi ben tabii ki hani öğretmen olmak, hemşire olmak, doktor olmak, memur olmak ama şöyle bir anlayış oluştu. Yani devlete kapağı atan hayatını kurtardı, emekliliği garantiledi. Bu doğru değil. Yani biz öyle bir sosyal güvenlik teşkilatı kurmamız gerekiyor ki. Yani adam keyfine göre burası benim babamın şirketidir diye işten atamamalı. Biz o sosyal güvenliği sağlayabilirsek o zaman insanlar niye gidip de ille ben devlet memuru olacağım diye üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış insanlar KPSS sınavlarına ter döksünler, 2 sene, 3 sene, 5 sene bununla ilgili mücadele etsinler. Burada bizim her açıdan yani özgürlüğünü, iradesini, değil mi? Emeğini, araştırma, geliştirme merakını, iradesini ortaya koyacak bireyler ve öbekler üretmemiz gerekiyor. Yani bunun yolu insanları savunma sanayine teşvik etmek olabilir, üniversiteye teşvik etmek olabilir, tarım sektörüne teşvik etmek olabilir, hayvancılık olabilir, ticaret olabilir, her şey olabilir. Türkiye bu açıdan bakıldığında hakikaten büyük, büyük, çok büyük nimetlerin üzerinde oturan bir ülke. Yani su kaynağı desen var. Etraf, yani üç tarafın zaten çok güçlü. Denizle çok çevrilmiş. Güçlü. Ama yani biz denizcilik sektöründe bile daha yeni yeni bir şeyler yapıyoruz. Yani bu ülkenin yıllarca ırmakları, nehirleri, çayları değerlendirilmedi. Yani bir noktada boşa akmış gibi oldu. Şimdi o zaman burada ne yapabiliriz sorusuna anlamlı bir takım cevaplar bulmak için devletin, siyasetin, bürokrasinin, medyanın, üniversitenin bu işlerle ilgilenmesi lazım. Ama ben az önceki konuya gelmek istiyorum. Buyurun. Yıllarca Türkiye'de gençlere ne olmak istiyorsun sorusu sorulduğu zaman özellikle orta ve orta altı olan ailelerin çocukları futbolcu olmak istediler. Kızları manken olmak istediler. Şimdi soralım gençlere. Hepsi dizilerde oynamak istiyor. Bıyıkları uzatacaklar. Kafalara börk takacaklar. Elde kılıç ya Allah hadi bakalım. Yani bu dizi kültürüyle biz bu toplumu nereye kadar götürebiliriz? Tamam eyvallah dizilerle şöyle yapıyoruz, dizilerle böyle yapıyoruz ama ya ben yani binlerce dizi emekçisi falan ben bunları doğru bulmuyorum ya. Ya bu toplumun hakikaten gelişmiş dünya standartlarında Amerika'dan, efendim İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan mezun olmuş mühendislerle, iktisatçılarla, biyologlarla, efendim tarihçilerle, iktisatçılarla yarış yapacak buradan insanların ortaya çıkması lazım. Şimdi yani şöyle Türkiye'nin en iyi üniversitesini bitirmiş diyoruz. Adam diyor ki ya ben diyor KPSS'den bilmem şu aldım öğretmen olamadım. Yani öğretmen olamayınca hayatını zindana dönmüş zanneden bir insanın ben güçlü bir irade ortaya koyabileceğini Kerem Bey'cim en başta söylediğimiz işte o umut var ya umut. Evet. O şimdi kadar burada, kıymetli bir evet, şey. Ümidi, umudu büyütmek lazım. Ufku büyütmek lazım. Ben az önce şeye bağlayacaktım. Ya biz de yıllarca üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla çevrili diye bir hikaye anlatıldı. Ya koskoca bir ülke, yani Yunanistan tehdidiyle koskoca bir ülke, Güney Kıbrıs Rum diyeyim ki yönetiminin tehdidiyle koskoca bir ülke, Ermenistan tehdidiyle
diken üstüne tutuldu. Ya toparlayalım. Allah'ını seversen ya Yunanistan'ı şunu bunu hepsini bir araya getirsen, üst üste koysan, ikiyle çarpsan ne olur? Arkadaş biz böyle böyle bir tarihin, böyle böyle bir kültürün, medeniyetin, dinin, ahlakın temsilcisiyiz ya. Kendinize gelin Allah aşkına dememiz gerekiyor. Bu açıdan burada ufuk insanlar vardı. Allah rahmet etsin. Geçen hafta andık. Sezai Bey, Sezai, evet, Karakoç. Tabii. Allah rahmet etsin. Sezai Bey'den sonra bir Teoman Doğrulu İstanbul Üniversitesi'nden hocamız, Allah rahmet etsin. İşte dün Yılmaz Yalçıner abimiz vefat etti. Şimdi yani bu insanlar yani hakikaten cesaret edip atıldılar. Ama bu iş deli cesareti değil. Hani çılgın Türkler diye bir şey var. Ya niye çılgın olalım ya? Makul, mantıklı, hesaplı, planlı, değil mi? Edepli, ahlaklı, geçmişi bilen, bugünü bilen, yarını değerlendiren insanlar olmamız lazım. Ben bu sebeple yani bu dizi kültüründen, futbol magazin kültüründen sıyrılacak bir siyaset de öngörmek istiyorum. Peki. O siyaset burada lütfen bizi o el kol hareketleriyle, bizi o bir takım küfürlerle, hakaretlerle, bilmem nelerle filan lütfen meşgul etmesin. Evet, konuşmayı bu doğru değil yani. Biz bunlara mahkum ve mecbur değiliz. Teşekkür ederim. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Mehmet Ali Hoş, teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muhittin Açıcı, teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ali İhsan Bey, teşekkürler. Kenan Bey, teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Programımızı burada noktalıyoruz. Hayırlı geceler.